Şahane bir akşam olsun. Bugün Sosyal Ben Vakfı'nın Hayaller ve Merak Merkezi'nde çok değerli bir konuğumuz var. Konuğumuzu takdim etmeden önce aslında Hayaller ve Merak Atölyesi nasıl bir atölye? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Sosyal Ben gönüllülerinin elinde iki cevher var. Bunlar merak ve hayal dedik. Ve geçtiğimiz aylarda Hayaller ve Merak Atölyesi'ni hayata geçirdik. Burada ilham veren konuklarımızla birlikte kendi hayatlarında, kendi potansiyellerini keşfetmiş birbirinden değerli konuklarla birlikte oluyoruz ve bu gece konuğumuz çok çok özel biri. 1987 doğumlu Masis, İstanbul doğumlu Masis Aram Gözbek, 2004 yılında Radyo Boğaziçi'nin düzenlemiş olduğu yarışmada birincilik ödülü alarak aslında tüm serüvene başlıyor. 2005'te Kastav Lisesi müzik yarışmasında yapmış olduğu düzenlemeyle birlikte üçüncülük ödülünü alıyor ve 2005 ve 2007 yıllarında TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda görev alıyor. Bir sürü şahane çalışma ama böyle olabildiğince hızlıca toparlamaya çalıştım. Pek çok şahane çalışmaya imza atmış kendisi. Biraz özetleyecek olursam özellikle birçok bestesi ve bestelerinden bir tanesi 2011'de Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen Dünya Korolar Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonları'nda Amerika'da düzenlenen 7. Dünya Koro Olimpiyatları'nda altın madalyaya layık görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Fransa bir sürü ülkede aslında sayısız yarışma, festival ve ustalık sınıfına katılıyor. Kurucusu olduğu Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu ve Magma Korolarının genel sanat yönetmenliğini ve şefliğini sürdüren Masis Aram Gözbek, bir yandan da hepimizin severek dinlediği Mor ve Ötesi, Sertab Erener, Nilkara İbrahimgil, Yasemin Mori ve Ali Kocatepe gibi sanatçılarla birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Aynı zamanda başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı coğrafyalarında, farklı şehirlerdeki okul ve çeşitli kurumlarla birlikte koro müziğiyle ilgili atölye, söyleşi ve konserlerle buluşuyor. 2018 yılından beri de Yücel Kültür Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi olarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Herhalde bu kadar sayfa daha olsa ben anlatmaya devam ederdim. Ama isterseniz şimdi bir soluklanalım. Boğaziçi Caz Korosu'ndan şahane bir video ile başlayalım. Ardından Masis Aram Gözbek güzel. Jericho, 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 beat the bell and the walls come a-tumbling down. The world champion in Pecorino Musica Contemporanea,
Bu gazetçi Cem... Merhaba Tuğçe, merhaba. Herkese merhaba. Harika bir akşam. Çok teşekkür ediyorum beni bugün aranıza kabul ettiğiniz için. Büyük mutluluk. Herkesle beraber başlayalım, olur mu Tuğçe? Hızlı bir giriş yapmak istiyorum şöyle. Bizleri izleyen salı akşamı burada ekran başında olan herkese de şöyle çok çok teşekkür ederim. Şimdi bu izlemiş olduğumuz video Boğaziçi Caz Kursu'nun hikayesinin çok kısa bir özeti aslında. Herkesten böyle bir şeyler yazmasını isteyeceğim. Acaba birer kelimeyle bu videoyu izlediğimizde
neler hissettik, neler fark ettik, neler gördük, ne gibi şeyler dikkatimizi çekti, en çok hangi rengi gördük, en çok hangi sesi duyduk belki bilmiyorum, en çok neyi düşündük, birer kelimeyle böyle hızlı hızlı yazabilirseniz bu yorumlar bölümüne, ben de onları siz yazdıkça buradan okuyacağım. Ne güzel şeyler gelmiş şimdiden. Çok güzel yorumları hızlıca okuyorum. Evet. Yani serbest olun, istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben okumaya başlıyorum. Evrensel, büyüleyici, tutku, gurur, mutluluk, farkındalık, empati, sevgi, sihirli, harika, kırmızı, gurur, gönüllülük, ne güzel. Huzur bulduk Nazlı. Süper. Muhteşem. Bütünleyici. Harmoni. Gurur duydum. Ne kadar güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Aa, hemen ekranımıza da geldi. Süper ya. Bu müthiş bir rejiyle çalışıyoruz. Yani ne kadar büyük bir şans yani. Başka neler düşündük? Neler acaba dikkatimiz çekti? Ne gibi şeyler en çok böyle gözümüzün önüne geldi? Tabii arkasında bir sürü şey var. Şimdi birazdan onu da soracağım. Yolculuk, ekip ruhu, gurur verici, şahane, rengarenk, efsane. Peki, azim. Çok teşekkür. Siz yazmaya devam edin arkadaşlar. Şimdi ben ikinci sorumu hızlıca soracağım. O da şöyle. Diyorum ki, acaba bütün bunlar, bütün bu saydıklarımız ya da o videoda gördüklerimiz, acaba nelerin vesilesiyle ortaya çıkmış olabilir? Nelerin vesilesiyle olmuş olabilir? Neler olmasaydı bunlar olmayabilirdi ya da neler olmasa da hala bütün bunlar olabiliyor. Bu da var tabii ki. Bazıları ilk turda yazdığımızın aynısı da olabilir. Onu da çekinmeden yazabiliriz. Ama yine birer kelimeyle aklınıza ilk gelen şeyi çekinmeden, zaten böyle en doğru şey falan aramıyoruz. Biz ne gördüysek odur en güzeli, en doğrusu. Yazarsanız ben de şimdi okumaya başlayacağım. Az önceki turdan da devam ediyorum. İnanılmaz, ne güzel. Aa, enerjiniz ne kadar güzel, sizin de öyle, harika. Çok seslilik, enerji, dayanışma, fark yaratan, umut, ilham, farklılık ve farkındalık, çalışma, aşk, birlik, beraberlik, emek, özveri, çok sesliliğin güzelliği, yapabiliriz fikri. Evet, yapabiliriz. Her zaman çok daha iyisini yapabiliriz. Toplumsal olaylara tepkinizi yansıtma şekliniz şahane. Sevgili Aylin, teşekkür ediyorum. İlham, birliktelik. Birliktelik olmasaydı bu kadar büyüleyici olamaz demiş. Ne güzel. Hayallerin gerçekleşmesi, ekip ruhu. Neden olmasın? Bence de. Emek, hayal, vazgeçmemek, istek ve cesaret. Toplumun sesi olmak. Hayaller, işte günümüzün, bu akşamın temasından bir hayaller. Umut, uyum, heyecan, dinamiklik, gönüllülük, müzikalite, umut. Son böyle bir 5-6 tanesini daha okuyayım eğer yazanlar varsa. Ondan sonra da sözü heyecanla Tuğçe'ye bırakacağım. Ne olmasaydı bunlar olmadı. Ya da ne olmamış olmasına rağmen ne olmadı. Yani daha doğrusu neyin yoksunluğu bile bunlara engel olmadı diye de modifiye ediyorum soru. Farkındalık, sevgi. Ben söyleyeyim hadi, bu kadar bağıra bağıra söyledim. Bizim hiçbir zaman böyle bir maddi destekçimiz, sponsorumuz olmadı. İşte bir iki yolculuk için süreli böyle bir sponsorluklar, böyle şey yaparak, yani mücadelelerle son saniyeye kadar savaşarak onları da bulabilmiştik. Onlar dışında işte 9 yıldır, evet yani 9 yıldır hiçbir maddi destekçimiz yok, ama hazır Tuğçe de az önce bahsetti. Yücel Kültür Vakfı bizim en büyük destekçimiz. Onlara da buradan çok çok selamlar ve sevgiler. Bize 9 yıldır aslında evimizi, yani prova mekanımızı sağlıyorlar. Tabii ki ondan çok daha ayrı bir manevi destekleri var. O yüzden koronun bugünlere gelmesinde çok büyük payı olan bir önemli bir kuruluş Yücel Kültür Vakfı. Çok sevgiler. Güzel şeyler yazmışsınız. Sevgi, cesaret, ekip çalışması ve şöyle yumruklar gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Bunu çok yerde yapıyoruz aslında. Hep böyle farklı topluluklarla, farklı yaş gruplarından insanlarla, bazen okullarda, bazen kurumlarda, söyleşilerde, panellerde ve her bir bu turda çok farklı şeyler geliyor. Biz de yeni baştan tekrar böyle hani acaba ya evet bu da varmış, bizim hiç dikkatimizi çekmemişti mesela diye onu sizlerden görmüş, duymuş oluyoruz. O yüzden her birinize çok teşekkür ediyorum bu güzel katkınız için. Sözü Tuğçe'ye bırakıyorum.
Şahane bir akşam olsun sevgili Masis Bey. Ben açıkçası çok heyecanlandım. Videoya girdik ve ben arkada sürekli yanımda sular vesaire. Çok güzel bir enerjiyle başladık. Normalde bu girişi böyle genel arkadaşlarım benimle birlikte işte merhaba harika bir gün olsun falan, ama bu sizin müthiş bir enerjiniz var. O yüzden bu enerji dolu girişi bugün sizden görüp çok teşekkür ederim. Videolar vesaire böyle aralarda zaten besliyor olacağız birbirimizi. Paylaşımlarımız olacak. Hazır burada başlamışken öncelikle tabii katıldığınız için teşekkür ederim. Şimdi ben videoları izlerken yani Boğaziçi Caz Korosu'nun böyle yolculuğunu şöyle bir film şeridi gibi geçti gözümüzün önünden derler ya, onu yaşadık o 1,5-2 dakikada ve pek çok his uyandırmış kişilerin aslında gerçekten benliklerinde. Sorum aslında biraz da şöyle olacak. Birçok insanı bir araya getirmek, korne etmek, tırnak içinde organize etmek ve onların sahne yolculuklarına eşlik etmek. Bu tam bir gönüllülük yolculuğu. Yani bizim sosyal ben olarak gönüllülük, gönüllü yolculuğu çok fazla değer verdiğimiz olgulardan bir tanesi. Sizin için bu gönüllü yolculuğu nasıl, ne ifade ediyor, nerede başladı, nasıl bu kadar büyük bir aile haline geldi? Bunları merak ediyorum. Eminim anlatacağınız çok şey var. O yüzden mikrofonu size bırakayım. Teşekkür ederim. Çok güzel ifade ettin aslında. Bu arada bu akşamın benim için ayrı bir güzelliği de biz hem çok sevgili Ece ile hem de Sosyal Ben ekibiyle herhalde bir 4-5 yıl öncesinden bu yana tanışıyoruz. Zaten aslında yani yolculuğun başlangıcından itibaren bizim yine koristlerimizden biri vasıtasıyla benim ilk haberim olmuştu. Gençlik Korosu koristlerimizden yine başka bir Ece'nin vasıtasıyla. O zaman bahsetmişti yani koroyla bir şeyler yapmak isterler vesaire. Ben tabii neden olmasın demiştim. Yani bir araya gelelim. Sonra zaman geçti. Çok güzel bir toplantı aldık ve arkasından tabii daha fazla tanıma şansım oldu. Sosyal Ben etkinliklerini takip etme şansım oldu. Ve o yüzden de yani misyonlarının gerçekten yani bu kadar güzel ve bu kadar doğru bir noktada örtüştüğü bu aslında iki topluluğun, iki ailenin de bugün bu vesileyle yine bir araya gelmesi beni ayrı mutlu ediyor, ayrı heyecanlandırıyor. Çünkü hepimizin amacı aynı aslında. Daha aydınlık bir Türkiye, daha aydınlık bir toplum, daha mutlu çocuklar, nesiller ve tabii ki daha mutlu bir dünya. Bizim aslında bizim yolculuğumuz da bir şeyi yani benim tabii biraz daha böyle bir küçüklüğüme de gidiyor bu huylarımdan gelen şeyler. ya benim herhalde o hikayem bir şeyi en iyi şekilde yapmaktan hep keyif alıyordum ben çocukluktan. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik okumaya başladığım zaman orada işte koroların olduğunu gördüm. Küçüklükte de hep korolarda şarkı söylemiştim. 7 yaşında işte kilise korosunda şarkı söylemeye başladım. 7 yıl kadar orada söyledim ki Türkiye'de çok sesli müziği içselleştirebilmem de herhalde en büyük etken olmuştur diye düşünüyorum. Ondan önce de müzik hep hayatımda vardı ama hiçbir zaman böyle çok önde değildi. Fazla erken denebilecek bir yaşta, 2,5 yaşında okuma yazma öğrenmişim kendi kendime. O yüzden hayaller tabii, yani hayaller bu akşamın bu başlığındaki hayaller o zaman çok farklı. Ama benim hayallerim değil tabii yani. Daha çok ailemin hayali haliyle işte herhalde bir parlak bir bilim insanı olacak bir çocuk vesaire diye doğal olarak böyle bir düşünce hakim. Ama aynı zamanlarda işte bir oyuncak enstrümanla tanışıyorum. Duyduğum her şeyi çalıyorum, ediyorum. Sonra bunu fark ediyor. Bizimkiler bana şöyle bir org alıyorlar. Orada. Ondan sonra bir büyük org geliyor. İlginç bir okul yaşantısı. İşte sayılarla, yazılarla aram hep çok iyi. O yüzden böyle bir tuhaf biraz geçen bir hani bir üst sınıfa mı alsak? Ne yapsak? Aşağıda mı tutsak? İşte yaşıtlarımın üzerine alıyorlar. Böyle eve ağlayarak geliyorum. Beni böyle itip kalkmışlar, hırpalamışlar falan. Ama her farklı farklı işte hobi diyemeyeceğim birçok farklı dalla ilişkili olduğum işte bilimum işte şey spor dalı, okul takımlarında oynadığım modern dans, halk oyunları şu bu. İşte lisede mesela tiyatro çok daha hayatımın merkezindeydi. Acaba üniversitede tiyatro mu okusam diye düşünüyordum o dönemler. O derece zamanımı veriyordum. Sevgili Ali hocamı buradan böyle bir selamlayayım. Ali Kırkar hocam çok ayrıdır hayatımdaki yeri. Lisede de bir müzik grubumuz vardı aynı zamanda. Yani müzik hep devam ediyor ama çaktırmadan yani. Hiç müzisyenlik şeyi yok hala, böyle bir fikir yok. Sonra işte lisedeki o grubumuzla Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir amatör müzik grupları yarışması vardı. Battle of the Bands diye bir yarışma. O
yarışmada biz birinci olduk. O sayede üniversiteyle tanıştım aslında. Hep Boğaziçi Üniversitesi vardı kafamda ama o zamana kadar hiç gidip görmemiştim. Bir yıl sonra da üniversite sınavı vardı zaten. Ne okuyacağımı hiç bilmiyorum. İşte iki seçenek bıraktım kendime. Hani ne okusam derinleşebilirim, beni böyle zorlar, işte üzerine giderim falan. Hani biraz böyle bunu istemişim o dönem yani. Hemen eledim bir sürü şeyi. Bir psikoloji, bir de matematik kaldı geriye. Sayısal bölüm seçmiştim. Başladım matematik okumaya. Ve az önce dediğim gibi okulda da müzik kulübünün korolarının olduğunu öğrendim. İşte üniversiteye girdiğimde. Ben de işte hani korolarda söyleyen bir çocuk olarak dedim ki bir tanesinde ben de söylemek istiyorum. Caz korosunun dinletisi vardı oryantasyon işte böyle programın içinde. Ona denk geldim ve çok hoşuma gitti. İşte 15 kişilik bir topluluk. Böyle işte farklı caz stillerinde şarkılar söylüyorlar. Seçmelerinin olduğunu işte gördüm. Başvurdum. Geçtim seçmeyi. Koroda söylemeye başladım. O iki yıl kadar zaten işte o zamanki şefimiz Cihan'ın bir anlamda asistanlığını yaptım. Çünkü işte o kendi kendime öğrendiğim işte nota bilgisi, işte enstrüman bilgisi, işte koro deneyimi, bir yandan TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nda da söylemeye başladım aynı zamanlarda. Bir grubu o çalıştırırken diğer grubu ben çalıştırıyordum. Böyle bir doğal bir şey oldu zaten. İki yıl sonra Cihan Amerika'ya gitmeye karar verince koroyu birine devredecek. Koronun içinden birine devretmesi gerekiyor yani. İşte o da beni seçti. Ben de tabii mutlulukla, gururla kabul ettim bunu. Oradan sonrası bambaşka bir hikaye yani. Bembeyaz bir sayfa diyeyim yani kendim için. Yepyeni bir sayfa. Cihan'a da söyledim bunu. Yeni bir seçme yapmak istiyorum ben herkese. İşte hani biraz daha yüksek bir seviye olsun vesaire. Yani bu aslında baktığın zaman bir öğrenci kulübü etkinliği. Yani işte öğrenciler. Farklı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki farklı bölümlerde okuyan öğrenciler ki müzik bölümü yok mesela çoğu zaman bizim korolardan dolayı müzik bölümü olduğunu düşünüyorlar Boğaziçi'nde. Yani müzik okuyorlar herhalde bu öğrenciler diye ama yok müzik bölümü. Ha hukuk da yok bu arada yani. Onda zannedenler olabiliyor. Hani yeni moda var ya her üniversiteye her bölümü açacağız diye hukuk yok. Neyse. Derken hani öğrencilerin işte ders çıkışlarında bir araya geldiği, müzik kulübünde işte haftada iki akşam prova yaptıkları, işte bir dönem sonunda bir de sonra sezon sonunda işte yani konserler yaptıkları bir aktivite. Ben bu çocuktan gelen işte o hani bir şeyi en iyi yapmak, işte layıkıyla yapmak, hakkını vermek falan bu bana keyif veren şey olduğu için bu huyumu tabii bir grubun sorumluluğu bana verilince bu sefer hepten yani işte bu yani olabileceğinin en iyisi olacak. Kendimi böyle kaptırdım. İşte internetten bir sürü korolar izliyorum. Dünyanın dört bir yanında bu iş nasıl yapılıyor işte. Şefler izliyorum. İşte masterclasslar araştırıyoruz filan. Onlara gidiyorum farklı ülkelerde. O sayede hakikaten dünyanın çok böyle önemli koro şefleriyle de tanışma ve çalışma şansım oldu. Çok iyi korolarla beraber çalışma o hem işte masterclasslarda yani Türkçesi ustalık sınıfı denen o seanslarda hem onlarla çalışma hem de konserler yapma şansımız oldu. Dolayısıyla aslında yani ben şeflik okumadım. Şu an yani öğrenciliğim hala devam ediyor. O ayrı bir hikaye ama. Koro şefliği okumadım yani bütün bunları yaparken. Ve işte o merak ederek yani ve gerçekten daha iyisi nasıl olabilir diye hayal kurarak. Yani o koroları izleyip bizim topluluğumuz da acaba dünya sahnelerinde nasıl kendine yer bulabilir? Nasıl daha iyi müzik yapabiliriz ve aslında hiç bilmiyorum tabii ben yani sadece işte izlemişim dinlemişim ben bu işi nasıl daha iyi yapabilirim bu şekilde araştırarak kendimi o deryanın içerisinde yani hatta okyanusun içerisinde bulduğum bir zaman 2007-2008 ve o dönemlerde artık dedim ki ben tamam müzik yapacağım hayatımın geri kalanında yani buna karar verdiğim zamanlardır hala koro şefi olma şeyim yok fikrim yok. Daha çok böyle bir prodüktör, aranjör işte. Hep dinlediğim şeyleri de öyle dinlerdim. İşte klavye çaldığım için de zaten böyle müziğin o taraflarını dinliyorum. Öyle bir hayalim var. Belki Berkeley'de mi acaba böyle oraya gidebilir miyim falan diye düşünüyorum. Sonra bambaşka şeyler oldu. İşte matematiği bıraktım, müzik okumaya başladım. Önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kompozisyon okumaya başladım. Sonra bir yıl sonra orayı bıraktım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı kompozisyon. Bir yıl sonra orada da bir durdum. Çünkü koro gitgide yoğunlaşmaya başladı. İşte 2007'de o koroyu devraldıktan sonra biz 9 kişi başladık sezona o seçmenin sonunda. Sonra 5'e düştük.
Ben işte o senenin ortasında Boğaziçi'den ayrıldım. Yani Boğaziçi Matematiği bıraktım. Sonra Yıldız Mimarsı'ndan devam ederken hala okulun korosunu çalıştırmaya devam ettim. 2011'e kadar geldik. Ben işte Mimar Sinan'da bir es verdim. O sırada koro gitgide yoğunlaşıyor. Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ve artık öyle bir noktaya geldik ki okulla çok fazla prosedürel sıkıntı yaşadık ve artık böyle mecburen yollarımız ayrıldı diyeyim. Ve onun tam o dönemde işte o az önceki videoda videonun başında gördüğünüz metro performansı var ya o. Onunla aslında başlayan yeni bir hikaye gibi yani bağımsız bir şekilde koronun o an itibariyle yoluna devam etmesidir. O an onun başlangıcıdır. Varsa eğer o videoyla bizleri tanıyan mesela şuraya yazabilir. Arada göz atıyorum, güzel şeyler yazıyorsunuz. Ardından bir ay sonra Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. İşte o videonun çıkış noktası da sponsorumuz yok vesaire. Neyse çok girmeyeyim oralar. Çok hani böyle uzun uzun soğuk şeyler. Bir video çekelim falan dedik. Ki işte bir farkındalık olsun. Bir medya görünürlüğü olsun. Belki o zaman birileri destek olmak ister falan derken oldu gerçekten de. Türkiye'de tabii koro müziği anlamında bambaşka bir sayfa açıldı. Yani koro müziğinin daha geleneksel, daha sıkıcı olarak var olan o algısı, izlenimi bir anda yıkıldı. Halkın içinde işte bir metro vagonunda her işte İstanbul'da Türkiye'nin farklı yerlerinden, her kesimden insanın bir arada olduğu kalabalıkça bir vagonun içerisinde bir anda yabancı dilde bir eser söyleniyor ve koro söylüyor. Yani hani ne enstrüman var ne bir şey. Hani biz koromuz var işte, konserlerimiz var deyince ne çalıyorsunuz diyorlar mesela insanlar. Yani o bile başka bir tabii boyutu işin. Neyse o bambaşka bir algı yarattı tabii ki. Koro müziği o an itibariyle gerçekten Türkiye'de halk tarafından tanınmaya, bilinmeye, sevilmeye başladı. Şu gün baktığımız zaman filmlerde, işte dizilerde, birçok böyle hani reklamlarda yani görüyorsunuz. Hep. En son dönemde de yine bir tane çok popüler olan bir reklam var. Siz misiniz de çok soru geliyor. Şu bilgiyi parantez içinde verebilirim. Biz de yapmak istediler ama şey yapamadık. Yani olduramadık o reklamı ama biz değiliz o reklamdaki grup kimse. Neyse, bambaşka bir yere geldi tabii ki bu son 10 yılda. Ve bizim yolculuğumuzda daha başları tabii ki. Hep bir karda iz açma hikayesi yani bu. Ve hep daha iyisine ulaşma arzusunun sayesinde olan şeyler aslında. Daha iyisi nasıl olabilir? Mesela yaptık, bitti. Orada bitebilirdi bu hikaye. Ben işte eğitimime devam etmek için o dünya şampiyonu olduğumuz zaman mesela jürilerden böyle 2-3 tane jüriden mesela sen ne yapıyorsun, ne diyorsun merak ediyorlar. Çünkü işte 23 yaşında bir genç çıkmış orada bir şeyler yapıyor ve böyle acayip sonuçlar almış. Müzik okulu musunuz vesaire işte bu insanlar diyorum ki nota okumayı bile bilen sayısı şu kadar. Yani yarısından az korodan nota okumayı bilen insan sayısı. Çok şaşırıyorlar. Sen nerede okudun? Ben matematik okuyordum yeni bıraktım işte müzik okumaya başladım falan diye anlatınca çok davet edenler oldu. Mesela işte Avusturya'da burada şeflik okumak istemez misin işte benimle vesaire. İşte Almanya'da. O dönemde ben bir şekilde hep burada kalmayı tercih ettim. Yani bir vesile oldu ve ben burada kaldım. Sonra bu daha bilinçli bir tercihe döndü. Yıllar geçti böyle bir misyonu oluyor insanın. Böyle onu hissediyorsun. Yani ve o önemli bir misyon. İşte 2013'te mesela yine benzeri bir şey vardı. Sanki böyle tam üzerine denk gelir gibi o dönemde de işte yani hepimizin bildiği Gezi protestolarının olduğu dönem. Orada da spontane bir şekilde kendimizi parkta ve bir şeyler söylerken bulduk ve ertesi sabahta internette kendi performansımızla karşılaştık. Yani bizim hesaplayıp böyle çekip yüklediğimiz bir şey değildi. Metro videosu öyle değil. Metro videosunu gerçekten biz çıkıp her yerde böyle o flash mob dedikleri işte spontane her yerde şarkı söyleme işini yaptık. Bir arkadaşımız da bizdeydi. Genç bir yönetmen arkadaşımız. Deniz Özgün'e buradan selamlar. Kendisi çok ilginç bir üne sahiptir Türkiye'de. Bilgi Üniversitesi'de böyle bir çok acayip bir olay yaşanmıştı. Video, görsel tasarım bölüm öğrencilerinden birinin bitirme projesi. Belki bilenler vardır. Şimdi adını söylemeyeyim. Deniz öyle tanıyor olabilir. Deniz bizleydi ve çekti hepsini. O ertesi sabah bize hiçbir şey söylemeden kendi bir tanesini seçip paylaştı. O da bir sürpriz oldu ama Gezi'deki olay tamamen işte gecenin bir vakti. Yani gündüz de söyledik ama gecenin bir vakti söylediğimiz işte o yeni sözlerle Entarisi Al'a benziyor Muammer hocamızın
müziği en tarihi ala benziyor. Yani türküsünün çok sesli versiyonunu. İşte o sevgili Kürşat'ın yazdığı yeni sözlerle orada spontane bir şekilde yine kendi çadırımızın etrafında 12-13 kişi söylerken bir anda sabahın 9'unda böyle niye uyandım onu da bilmiyorum. 3-4 saat uykuyla uyandım. Kürşat'ın mesajını gördüm telefonda. Oğlum çabuk Twitter'ı aç. Çabuk aç filan diyor. Hemen ne oldu diyorum. Sen aç aç diyor. Bir baktım her tarafta böyle bizim video. Bütün ana akım işte medya organları, televizyon kanalları vesaire o günün akşamında. Ki büyük bir başarı tabii ki bu. Çünkü göstermiyorlardı hiç o dönem bunları. Bir acayip bir yolculuk ve o dönemde de yine böyle bir şey oldu. Bunlardan bahsettim bir es verelim. Neden? Çünkü tam bununla alakalı aklıma geldi şu an. Tam bununla alakalı böyle bir biraz bu konudan bahsettiğim bir röportaj olmuş. Ben de bu yıl içerisinde bilgisayarımda denk geldim. Sevgili Burak Babayiğit yine bizle birçok turnemizde bize eşlik etmiş. Bu görüntüleri kaydetmiş yönetmen bir arkadaşımız. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bitirme tezi olarak bir ödev istemişler. Ve o bitirme projesi için hazırladığı röportajdan bir kesit. Bir belgeselden ufak bir kesit. Eğer sevgili Nazlı onu hazırladıysa evet. Harika. Çok zor mu? Bence değil. Bana soruyorlar. Niye Türkiye'desin? Başındaki o cümle de önemli. 70 milyonluk bir koro olabilmek bu ülkede. Çok zor mu? Bence değil. Bana soruyorlar. Niye Türkiye'desin? Niye yurt dışına gitmiyorsun? Ne işin var burada diyen de var. Çok işim var burada. Öyle cevap vereyim. Yurt dışına gitmek tabii ki bambaşka kapılar açan bir şey. Orada yaşamak, bu müziği orada icra etmek. Bütün imkanlar çok daha yüksek. Müzik kültürü ve müzik eğitimi çok daha iyi olduğu için, çok daha kuvvetli olduğu için ister istemez çalıştığın malzeme, çalıştığın gruplar da çok daha sağlam altyapıdan yetişmiş insanlardan oluşuyor. Bütün bunlara rağmen, bütün bunların farkındayken niye buradasın diyenler için de şunu söyleyebilirim. Birilerinin burada kalması gerekiyor. Birilerinin burada kalması lazım. Ve Türkiye'de bu insanlara bazı riskleri alabilecek, cesaret gösterebilecek ve bazı şeyleri değiştirecek ve dönüştürecek kararlılığa, azime sahip insanlara, gençlere ihtiyacı var. Çünkü benim için her zaman içinde bulunduğum toplum çok önemli. Beni besleyen bu toplum. Ben bu topraklarda doğdum ve bu topraklarda büyüdüm. Ve bu kültürü taşıyorum. Benim için sanat da böyle bir şey aslında. Yani sanatçı diye tabir ettiğimiz kişi aslında kendi beslenmiş olduğu toprağı bir şekilde geri besleyince o ilişki çok daha güzel akmaya başlıyor. Dolayısıyla o zaman işte bu topraklarda bazı şeyler yeşermeye, bazı değerler daha da kuvvetlenmeye ve zenginleşmeye başlıyor. Bu ülkede koro müziğinin daha çok icra edilmesi lazım. Koro müziği mucizesiyle daha fazla kişinin buluşması lazım. Arada yorumları da okuma şansım oluyor. Yani hakikaten harika şeyler yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Böyle yani bugün nereye geldik? Biraz da kısaca oraya geleyim. Ondan sonra sözü yine sana bırakayım. Epeyce uzun konuştum. Hatta biri yazmış. İlk defa Tuğçe'den daha fazla konuşmayı seven biri görüyorum diye. İnteresan gerçekten. Ben hayranlıkla dinliyorum. O yüzden yani 2014 itibarıyla da büyümeye başladık bir yandan. Yani tabii çok büyük borçlar altına girilen, yani 2012'de mesela 3 tane çok önemli festivale davetliyiz yarışmaya. Hani son saniyeye kadar böyle uğraşmışız ve bir sponsorluk gerçekleşecek artık böyle bir, yani ve müthiş mutluyuz. Tam imzalar atılacak bir hafta kala işte bir haber geliyor ani bir kriz vesaire sebebiyle diye. Tam böyle gitme gitmeme arasında sürekli böyle orada inat eden, direnen kişi olmuşumdur ben. Yani bir şekilde bir yol bulunur. Bu motivasyon yani böyle çöpe gitmemeli bu hazırlık.
bir yol bulunur falan diye. Ben 24 yaşında mesela o zaman 100 bin euroluk bir borcun altına bir anlamda imza atmıştım. Şu an zaten 100 bin euro yani her saniye değeri değişiyor maalesef. Her dönemde çok büyük bir para. Ya sonuç olarak risk almak aynı şekilde bizim hikayemizde çok çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ve o riskleri biz hep aldık. İşte 2014 o sayede müthiş kapılar açıldı önümüzde. Tabii ki onları da sırtlandık yani 100 bin euro borcu yaptık ve ondan sonra o kendi kendine kapanmadı. 5 yılda kapatabildik o borcu biz kendi çabalarımızla. Onun sayesinde mesela Amerika'daki Dünya Koro Olimpiyatları 2012'deki Koro Olimpiyatları sayesinde 3 altın madalyaya dönmüştük o organizasyondan. Dünyanın zirvesi olarak kabul edilen bir festivalden Fransa'da Polifolia adında gerçekten koro müziğinin zirvesi olarak nitelendirilen bir etkinlikten biz davet almıştık ki ben 2 yıl öncesinde hatta 1 yıl öncesinde kendim böyle iletişime geçip işte biz böyle dünya şampiyonu olduk işte videolarımız şunlar bunlar işte acaba bu Türkiye'den bir koroda hiç yer almamış nasıl olabilir vesaire de kibarca bir red cevabı aldıktan sonra aynı e-postanın altına Amerika'dan döndükten bir hafta sonra işte siz sen hiç farkında değildin muhtemelen ama biz oradaydık ve sizin bütün performanslarınızı hayranlıkla izledik ve işte büyük bir kıvançla sizi işte bir sonraki Polifolia festivalimize davet ediyoruz diye böyle bir acayip şeyler var. Yani çok uzuyor bunların hepsine girince ama sonuç olarak o riskleri aldıktan sonra hakikaten yollar açılıyor. Yani oradan korkmamak lazım. Hayal edip peşinden gitmek gerekiyor ve bu acılı oluyor. Yani ondan da gerçekten yılmamak ve vazgeçmemek gerekiyor. Bir şekilde inatçı olunca, kararlı olunca ve o fedakarlığı gösterince mutlaka bazı kapılar açılıyor önümüze. Ve 2014'te Boğaziçi Gençlik Korosu'nu kurduk. 2016'dan Magma'yı kurduk. Ve içinden çok büyük topluluklar, çok sayıda topluluk doğdu. Şu an geldiğimiz noktada yani Türkiye'yi genellikle dünyanın en üst düzey, en prestijli platformlarında yani ilk kez hatta tek temsilci olarak temsil etmiş, Anadolu kültürünü, müziğimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırabilmiş. Bu sayede hatta bir sürü yabancı topluluğun repertuarına türküleri, işte çağdaş bestecilerimizin eserlerinden o repertuarların içine koyabilmiş. Ve Kültürlerin Sesi gibi bir projeyle Türkiye'nin 5 farklı ilinde, 5 farklı dilde şarkı söyleyen koroların kurulmasına öncülük etmiş. Şu an belki 1000'e yakın, yaşları 14 ile 65 arası değişen aktif amatör koro şarkıcısı bünyesinde bulunduran, yolu yine buradan geçmiş 3000'den fazla her yaştan amatör şarkıcısı bulunan tüm Türkiye'den hatta dünyanın dört bir yanından desteklediği üniversite korolarıyla işte öncülük ettiği sosyal sorumluluk projeleri, destek verdiği sosyal sorumluluk projeleri, sosyal farkındalık çalışmalarıyla ve bütün tabii ki performansları konserleriyle hem birebirde hem de ekranlardan ya da işte böyle internetten milyonlarca kişiye hatta özellikle çok zor zamanlarda umut aşılayabilmiş, ilham olmuş, gerçekten insanların çok zorlandığı noktalarda motivasyon kaynağı olmuş. Hani insanların bireysel hayatlarında da biz bu mesajları çok inanılmaz şeyler duyuyoruz, yani alıyoruz. Gerçekten ya o sadece onları konuşabileceğimiz bir program olabilir, öyle söyleyeyim size. Aklınıza gelmeyecek türde mesajlar geliyor. Tabii ki koro müziği mucizesini tüm Türkiye'ye tanıtmış, yaymaya devam eden milyonlarca seveni, takipçisi olan çok büyük bir aile olduk. Ben buradan yine bu akşam vesilesiyle bu aileye emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hep de söylüyorum yani burası gerçekten hepimiz için çok önemli bir okul ve ben de kendimi bu okulun ilk öğrencisi olarak görüyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Herhalde en çok şey öğrenen kişi olarak da görebilirim. O yüzden de yani bu aileye katkı sunan ve en ufak böyle şekilde destek veren, bizleri seven, takip eden herkese de sonsuz teşekkür ediyorum.
Şahane. Yani ben bir taraftan yorumları takip ediyorum, bir taraftan aklıma bir şeyler geliyor, onları söylemek istiyorum. Örnek veriyorum bir katılımcımız. İnanılmaz etkilenerek takip ediyordum fakat hikayenizi hiç bilmiyordum. Daha da etkilendim. İnanılmaz büyüleyici demiş sevgili Feyza. Çok teşekkür ediyoruz. Müziği ve farkındalığı birleştirmeniz ayrı bir keyif veriyor demiş sevgili Şevda. Böyle zaman zaman yorumları ekranda da görüyoruz ama bunları paylaşmak mutluluk veriyor gerçekten bize. Masis Bey, aslında bir soruma cevap verdiniz. Yani emek, çaba, hayal et, inan ve adım at. Bunların her bir basamağını gördüm. Anlattıklarınızdan işittim. Şeyi sormak istiyorum. Peki nelerden besleniyorsunuz? Yani tutku ve ilham dolu bir yolculuk. Enerji dolu bir yolculuk. Neler okuyorsunuz? Neler izliyorsunuz? Beslendikleriniz neler? Neler sizi besliyor? Ya aslında yani ben bu soruyu kendime sorduğum zaman çoğu zaman kendi besleneceğim kaynakları, yani dış kaynakları diyeyim, kapatmış olduğumu fark ediyorum. Yani çünkü hiçbir şeye zamanım yok. Yani kendime ayırabildiğim maalesef hiç zaman yok. Tabii şeyi söylemeyi unuttum. Yani o Mimar Sinan yolculuğu ne oldu? 2010'da ara verdiğim yolculuk. 2013'te yeniden bir orkestra şefliği bölümü de bir semester denemeyle o da öyle bir sonlanmıştı. Artık benim için bu bitmiş gibiydi ama pandemide hani hepimiz böyle bir tekrar böyle ayarlarımızı tekrar böyle bir gözden geçirdik ya. Ve birçok insan baktım, birçok arkadaşım böyle hani profesyonel müzik sahnesindeki birçok arkadaşım işte okulunu yarıda bırakmış vesaire. Aslında benzeri hikayeler yani. İşte zaten şarkıcı olmuş, albümler yapıyor vesaire, konserler çok yoğun. Okul kalmış. Okul kalmış bir şekilde. Onların falan da hep böyle döndüklerini duyunca dedim ki ya ben de acaba yapabilir miyim bunu? Ki biz pandemide de hiç boş durmadık. Yani bütün çalışmalarımızı çevrim içi platforma taşıdık. Ya 8 farklı topluluğumuzla hala şu an daha devam ediyoruz online çalışmalarımıza. Yani yüz yüze gelmekten maalesef imtina ediyoruz. Umuyoruz o günler de gelecek, bir an önce kavuşacağız o zamanları da. Bu söyleşilerin yüz yüze olanlarını da yapacağız. Onun heyecanını böyle onu iple çekiyorum, yani onun heyecanını yaşıyorum. Ve pandemide de aslında boş olmama rağmen bir şey oldu. Ben dedim ki bir sorayım ben, acaba hakkım var mı hala? İşte hakkım olduğunu öğrenince şimdi lisans 2'deyim orkestra şefliği bölümünde. Ve müthiş yoğun bir okul programım var. O da gelince bütün hepsinin üzerine hiçbir şeye vaktim kalmadı. Yani hiç, zaten arkadaşlarımı hiç göremiyorum, ederim. Hiç öyle bir hayatım yok zaten, yani uzun yıllardır. Bir şey izlemek vesaire, böyle zaman zaman işte yemek yerken, yemek sonrası annemle falan böyle televizyon falan izliyorum yani öyle vakit bulduğumda öyle, o da elimde telefon iş yapıyorum bir yandan, yani öyle bir oturup da bir şey dizi izleyeyim, film izleyeyim, işte ya kitap okuyamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum yani. O yüzden aslında bu iyi bir şey değil ama bir yandan şöyle bir şey var, yani bakınca mesela sen mesela bu soruyu sordun, tahminimce öyle düşünüyorsundur. Ya hani acayip bir enerji, bir kaynak var. Bunun şeyi ne yani? Bu nereden besleniyor bu kaynak? Bu enerjiyi oluşturan şey ne? Hani sürekli böyle aktivasyon durumu. Şunu fark ettim. Bir kere hepimizde olan şey bu yani. Hepimizin içinde müthiş bir kaynak var. Yani ben onu gerçekten yani kendi içimizdeki güneş gibi görüyorum. O çok büyük bir kaynak ve o önce kendimize ve ardından da onun farkına vardıktan sonra zaten bizden çıkıp yani etrafımıza yayılan müthiş bir kaynak. Tabii onu iyi korumak gerekiyor. Yani sonsuz bir kaynak gibi gözükse de sonsuz bir kaynak olmasına rağmen yani o hani korumayınca zedelenebiliyor. O zaman işlevini de yitirebilir. O ayrı bir konu. O da ayrı bir başlık bence. Ama onun farkına vardım ben çok uzun yıllardır galiba. Yani adını koymam belki son birkaç yıl ama yani hep öyle yaşıyorum ve soruyorlar işte ya hocam siz işte hiç acıkmıyor musunuz? Yani işte üşümüyor musunuz filan? Biz böyle kışın provalar yapıyoruz. Müthiş soğuk. Yani ısıtma sisteminin filan olmadığı zamanlarda işte vakıfta spor salonunda böyle ağzımızdan buharlar çıkarak yani böyle soğuktan üzerimizde montlarla filan provalar yaptığımız yıllar oldu bizim. Ve o zamanlarda ben böyle gömlek, hatta bazen tişörtle falan prova yapıyordum. Herkes tabii bakıyor ne var bu, bakıyorlar böyle
Hani öyle bir şey de yok yani. Böyle bir hani doğal bir şeyim de yok. Örtüm de yok o derece yani. ama hani ben o işi yaparken unutuyorum yani. Ve gerçekten hep söylediğim cevap da şu oluyor. Başka bir şey. İçten yanmalı bir motorum var arkadaşlar benim diyorum. O hep çalışıyor. Dolayısıyla o beni hep besleyen kaynak zaten içimde ve çok aktif. Yani motivasyon soruyorlar mesela işte. Hani hiç mi motivasyonunuz kırılmıyor? Hiç mi işte ya mesela bu yolculuğun ne bileyim yani işte üniversite zamanındaki o 4 yıl ardından 10. yılımızı bitirdik. Şimdi 11. sezonumuzdayız. Yani 4 yıl artı 10 yıl geçmiş. Bir de 15. şu an yıldayım. Herhalde yani koroyu böyle bir şekilde bitirecek, kapatacak vesaire neyse. Böyle bir şey için bilmem ne sonsuz sebebimiz var yani. Ve bu yolculuk boyunca en az 100 kez, en az 100 kez çok ciddi bir şekilde o noktaya gelmişimdir ben. Yani istesem öyle bir zirve noktasında o adımı atabilirmişim. Şu an geriye dönüp baktığımda onları fark ediyorum teker teker. Ama yani gerçekten o motivasyon hep yüksek olmasının, bir şekilde hani her düştüğünüzde kalkmanın falan ilk aslında şeyi, yani onu size yaptıracak ilk şey ve en büyük şey kendi iç motivasyonunuz. O yüzden de dış kaynaklı yani ya da hani dış etkenler sebebiyle benim motivasyonum kırılmaz hiçbir zaman. Yani hiç demeyeyim, etkilenir elbette. Hepimizin başına geliyor ve ben bir de öyle şeyleri çok fazla yaşıyorum gerçekten de. Dönem dönem özellikle. Yani sağlam böyle bana doğru gelinen durumlar çok fazla oldu hayatımda. Her günde zaten var bu aslında. Yani bazen tansiyon çok yükseliyor, bazen daha alıştığım bir seviyede ilerliyor. Ama kendi içimdeki kaynağın farkında olduğum için ben aslında dış bir motivasyona ya da dış bir kaynağa ihtiyaç duymuyorum. O şeyi beslenmeyi yaşamak için ya da o enerjimi diri tutmak için. O yüzden de mesela nelerden besleniyorsun diye hani sorduğun zaman ben yaptığım her şeyden besleniyorum. Konuştuğum her insandan, yaşadığım her andan, içtiğim her işte aldığım her yudumdan, yediğim herhangi bir şeyden. O yüzden yani bir işi yaparken, dinlenmek için de aynı şeyi söylüyorum. Ben bir işi yaparken onun içinde dinleniyorum. Onun içinde kendime dinlenecek alanlar yaratıyorum. Hatta bunu çoğu zaman şarkı söylerken, yani prova yaparken de bizim koristlere de hani bahsettiğim şarkı söylerken bazı yerleri mesela dinlenmek için. Onu yaparken dinlenip tekrar enerjinizi toparlayabilirsiniz. O sistemi aslında ben bütün hayatıma uyguluyorum galiba. O yüzden de herkes ve her şey beni besleyebiliyor, bana ilham olabiliyor. Mesela soruyorlar bir hani idolünüz var mı vesaire diye. Ve herkes benim idolüm. Herkesin herhangi bir şeyi bana ilham verebilir. Ve bu yani böyle olduğu için de mutluyum açıkçası. Müziğin içinde olmanın da bence çok ciddi etkisi var. Yani o üçten dediğiniz o ateşin yanıyor olması, müzikle bir arada olmak, müzikle uğraşıyor olmak bence etkili. Ruhu ve bizi iyileştirici yönü yadsınamaz. Tam bunu demişken Masis Bey, bir parçayla devam edelim mi? Sevgili Nazlı, isterseniz bir parçayla döndüğümüzde de şahane yorumlarla akışımıza devam edelim. Edelim. Ne olsun? Ben mi seçeyim? Sen mi seçiyorsun? Geldi ben, zaten. Ben seçtim bile. Harika, tamam hadi. Pekala, buyurun. Yeryüzünün şarkıları açlarda gizlidir. Şahane bir kapanış.
Masih Bey. O sözü de Gülüm yazmıştı, bizim genel koordinatörümüz. Onu da buradan böyle güzel bir selamlayalım. Evet, sevgi ve selamlarımızı iletelim bir kez daha. Şahane bir kapanış olmuş. Çok güzel yorumlar var Masih Bey. Özellikle Biricik anneciğinizi güldürmek, oradan gelen bir enerji ve sevdiğiniz işi yapıyor olmanın özeti meslek aşkı olabilir mi demiş Songül Hanım. Ben de güzel. Güzel biliyorum. Gerçekten şahane. Çok güzel şeyler var. Umarım kaçırmıyorumdur bu arada. Masis'in enerjisi yine annesinin yemeklerinden mi acaba? Bu atölyenin bir konusu da olabilir şu an bu. Chat'te bununla ilgili mesajlar var. Nerede o? Bir dakika. Annesi. Tabii ekran anlatır mıyız? Çiğdem Hanım'ın yorumunu. Gerçekten şahane. Yani gerçekten sanata, müziğe en çok kendini adanmış bir ömür görüyorum ben. Sizinle böyle anlatırken, işitirken, dinlerken, koroları, bir ahenk, bir uyum var zaten. Bu şahane bir şey. Tam da bunu demişken aslında Masih Bey, normalde gittiğimiz konserlerde bildiğimiz şarkılar çalacağı için ya da belki biz hazırlıklı gidiyoruz. Biliyoruz. Ama sizin konularınızda sadece işitsel değil, görsel bir şölen, görsel bir ahenk de var. Yani siz, dolayısıyla insanlar da bu anlamda çok keyifli ve anlamlı vakit geçiriyor. Yani hem görsel hem işitsel de bütüncül bir tablo var. Bu fark yaratma süreci nasıl oldu? Yani sadece, ya evet biz bir araya gelelim ve insanlar bizi dinlesinin ötesine çıkıyor bazen sokakta, kilisede, festivalde vesaire. Ama görsel bir şölen var. Oradaki yolculuk nasıl başladı? Şöyle... Bu biraz ya bunu yurt dışında mesela çok duyduğumuz şey şu. İşte herhangi bir festivalde, yarışmada böyle bir performans yaptığımız zaman, ki işte dünyanın en iyi korolarıyla olduğumuz festivaller oldu bu, işte Polifolia gibi ya da Basel'de Avrupa Gençlik Koroları Festivali gibi, böyle çok hani çok önemli korolarla aynı anda yer aldığımız festivaller, istisnasız hep duyduğumuz şey: sizin sahneden yansıyan inanılmaz bir enerjiniz var diyorlar. Ve hani bu enerjiyle hep bu diğer performansların çok önüne geçiyor bizim koro gerçekten. Yani o dinamizmle. O da standart, yani hani rutin çalışan bir korodan bir tık farklı bir yöntem izlememizin onda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani o enerjinin nasıl ortaya çıktığını tabii ki ben çok iyi biliyorum, yani o yüzden de kısaca bahsedeceğim. Biz her yeni sezona başlarken işte aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla, hani her koromuzda, farklı topluluğumuzda da özellikle tabii yani online'da da bunu yapıyoruz ama yüz yüzeyken tabii ki çok daha fazla imkanımız oluyor bunlara. Ya ilk bir prova, bazen 2-3 prova, çok eskiden daha fazla buna vakit ayırırdım. Hiç şarkı söylemediğimiz zamanlar olur. Tanışma oyunlarıyla başlarız. İşte güven çalışmaları, yaratıcı drama tabanlı birçok işte konsantrasyon çalışmaları, işte takım olma çalışmaları, birbirini tanıma çalışmaları, işte algımızı geliştirecek, yaratıcılığı tetikleyecek birçok yine drama tabanlı çalışmalarla başlarız aslında. Ve çok ilginçtir. Başka bir örnek vererek bizim tarafa geleceğim. Yine dünyanın belki böyle sayılı korolarından biri. Hatta çok önemli bir koro ödülü var. Avrupa Büyük Ödülü diye. O ödülü de iki kez kazanmış. Letonya'dan bir gençlik korosu, Kamer Gençlik Korosu. İşte hani şefleriyle uzun zamandır tanışıklığım var. Şimdi en son yine değişti gerçi. İşte koronun provalarına katılma şansım oldu Letonya'da. Beraber zaman geçirdik vesaire Riga'da. Ve çok ilginç bir şey yaşamıştık. İşte tabii bizim kadar çok fazla sirkülasyon da yok aslında. Bizde çok fazla sirkülasyon oluyor. Giren, çıkan, ayrılan vesaire. Dolayısıyla her sezon aslında yeni bir kadroymuş gibi olabiliyor. Ve orada şeyi fark ettim. Yani birinin adını sordum birine. İşte bir çocuğun böyle bir şeye canı sıkkındı. Ya işte hani çocuk kim falan, hani ne oldu acaba falan dedim. Hani adı ne diye sorduğunda biri dedi ki bilmiyorum. Yani hani işte daha yeni geldi koroya. Ne zaman girdi dedim. 3 ay oldu falan.
şey yani bilmiyor mesela adını. 30-40 kişilik bir koro. 3 ay geçmiş. Beraber 3 ay geçirmişler. Ve ilginç bir şekilde bizim korolarda da belki 60-70 kişilik bir provadan, yani ilk provanın çıkışında, 3 saatlik bir ilk provanın çıkışında neredeyse herkes birbirine ismiyle hitap edecek kadar tanışmış oluyor. Yani isimleri o kadar hafızalarında ve birbirleriyle muhabbet edebilecek kadar tanışmış oluyorlar. Sadece ilk provanın sonunda. Ve bu şeyi, ben disiplini tabii ki lisedeki tiyatro çalışmalarından edindim. Oradaki birçok çalışmayı işte müzikle harmanlayarak, kendi bakış açımı ekleyerek ya da işte yeniden düzenleyerek ya da oradan yararlanıp sıfırdan bir şeyler üreterek, hatta çoğu zaman provalarda o an böyle aklıma bir şey gelir. İşte içinde hem ritim çalışması olur, hem ses çalışması, hem işte bir konsantrasyon çalışması, takip, işte göz teması, işte birlikte işte hareket etme. Birçok aslında bu, yani bir grubu grup yapan, grup dinamiğini oluşturan diyeyim, birçok farklı öğeyi çalışabileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz, o aslında kavramlarla tanışıp o farkındalığımızı açabileceğimiz çalışmalarla aslında o ilk provalara hep geçiririm. Hatta zaman zaman bunları sezonun içerisinde de yaparız. Dolayısıyla bunlarla harmanlanan ve daha doğrusu zaten bunlarla başlayan bir yolculukta siz bazı şeyleri zaten en baştan böyle sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla onun üzerine yapılan müzikte zaten güven, içtenlik, samimiyet, yani birbirini bilme, yani yanında söylediğin arkadaşının yani nasıl bir şey hissettiğini anlayabilme ya da orada bir sıkıntı varsa onu sezebilmek gibi, yani yetileri aslında ilerletmiş olarak zaten o işe başlıyoruz. Yani müzik çalışmaya ve ardından, çünkü işte ne bileyim, yani yarışmalara gidiyoruz, turnelere çıkıyoruz. Sabahtan akşam saatlerine kadar bazen uzun provalar yapıyoruz. Çok fazla tansiyon yükseliyor. İşte bazen tartışmalar oluyor, fikir ayrılıkları, kişiler arası bir şeyler çıkabiliyor falan. Yani bunların hepsini bir grup dinamiğinin, sağlam bir grup dinamiğinin içerisinde eritebilmek ve bunların yaşanmasına hem izin vermek aslında bir yandan, hem de bu yüksek tansiyonu grubun enerjisine ve performansına olumlu şekilde katabilmek, aslında bütün o enerjiyi ve o dinamizmi gösteren ve o farkı yaratan şey oluyor. Dolayısıyla işte koreografiler, işte farklı sahne tasarımları vesaire. Yani şunu hatırlıyorum, Enka'da bir konserimiz vardı. Buradan Enka sanat ailesini de şöyle bir selamlayayım. Harika insanlar, uzun zamandır hep bize de destek olurlar o anlamda. İkinci ev dediğimiz yerlerden biridir yani. Sevgili Gül Hanım'ı, Murat abiyi selamlayayım buradan ve tüm ekibi. Orada bir konser yapmıştık mesela. 2017 idi yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 2018. 2018'di. Yani çok yeni topluluklar. Daha yeni kadrolarımız işte oluşalı 1,5 ay, 2 ay geçmiş. 200 kişilik bir topluluk var. Ya toplamda 200 kişilik bir şey var, yani böyle bir toplamı 200'ü bulan bir sayı var diyeyim. Ve orada mesela yani bir koro giriyor, öteki koro çıkıyor, işte balkondan biri bir şey söylüyor, kuliste böyle iki farklı yol var, oralardan birileri iniyor çıkıyor, merdivenden biri çıkıyor, biri kapıdan girdiğinde ötekinin cue'su başlıyor, öteki oradan yürümeye başlıyor vesaire, sahnede müzik dönüyor, söyleyerek çıkılıyor, kulise çıkarken kulisin arkasından söylenmeye başlıyor vesaire. Herkesin sahneye çıktığında yerleşeceği yer 8-9 farklı düzen, hatta çok daha fazla, pardon. Yani 8-9 farklı topluluk formasyonunun kendi içerisindeki en az ikişer üçer düzeni. Belki 20 farklı düzen var orada yani. 25 belki. Hepsinin markelenmesi, şu onun provası, konseri. Yani bu çalışmaları yapmadan mesela kendi başınıza böyle bir şey asla yürütemiyorsunuz. Yani şu an getirin en profesyonel oyuncuları, müzisyenleri koyun o sahneye. Bu disiplinden geçmedikleri sürece muhtemelen onlar da çok zorlanacaktır. Ki biz bunu böyle bir prodüksiyon ekibiyle sahne arkasında işte 15 kişi, sahne önünde işte ne bileyim belki bir 5 kişi, ki bu sayılar az yani yine de böyle bir etkinlik için, kendi resmen bir müzikalimizi falan yaratmıştık orada ve o çalışmaların sayesinde bunları yapabiliyoruz. Yani
Günün sonunda tabii ki yani en başta benim ve işte bütün ekibin falan ve aslında sahnedeki herkes de beyni bayağı bir yanmış oluyor. Ama ortaya inanılmaz bir şey çıkıyor. Ve onları yapabilmek için zaten bütün bu çalışmalardan geçmek. Yani bu elekten bir şekilde hep beraber geçmek gerekiyor. Şimdimiz aslında şöyle bir şey yapabiliriz, evet. Yani o sorunun cevabı herhalde geniş bir şekilde vermiş oldum diye düşünüyorum. Şuraya bağlayabiliriz. Çünkü o bahsettiğim, hatta ben söyleyeyim, Nazlı orada hazırlayabilir. 2021 Avrupa Video Ödülünü kazanmış bir videomuz var. Birazdan onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü orada hem özellikle pandemi döneminde yaptığımız, yani bu son 1,5-2 yılda yaptığımız çalışmalar sonucunda koro üyeleriyle yaptığımız böyle birebir röportajlardan kesitler var. Hem de çok ilginç, denk gelmesi çok hoşuma gitti. Arka planda bir görüntü var. O arka plandaki görüntü yaklaşık belki 100-110 kişi olabilir. Hatırlıyorum yani o provayı. 110 kişinin, göreceksiniz, el ele tutuşmuş ve bir şekilde böyle bir işte sırayı takip eder gibi bir düğümü çözmeye çalışır gibi böyle bir şeyin, o öyle bir egzersizin içerisinde ağır çekimde onu göreceğiz. Yani nasıl bir çalışma olduğunu böyle biraz tahayyül edebilelim diye bu ön bilgiyi verdim. Bu anlattığım şeylerin bir örneğidir. Bir ilk prova etkinliğidir yine. Hadi onu izleyelim. Hem de böyle minik bir arada olsun. Adnan yine burada olur. Bir koroya ait olmak. Yani bu çok aşırı güzel bir şey bir kere. Bir birlikteliğin içine dahil olabiliyorsun ve sen de onlar gibi bakabiliyorsun aslında. Ve bence insanın çakrasını çok genişleten bir şey. Çünkü gerek kültürel olsun, gerek yani yaptıkların, söylediklerin, öğrendiklerin. Bir ailenin parçasıymış gibi hissettiriyor. Aynı dili konuşabildiğim insanlarla olduğumu düşünüyorum. Bir de şey çok güzel, hani ailede de öyledir ya, gerilim vardır ama aynı zamanda neşe vardır, gırgır vardır. Saçma sapan geyiklere doğru gider bazen her şey ama bazen de çok ciddidir durum yani. Sorumluluklar vardır. Burada gerçekten o tutkunun, sorumluluğun, aşkın, kavganın, gerilimin hepsinin bir arada olduğu bir yer burası. Ve başka bir dil konuşuluyor bir de. Gerçekten mutluluk veriyor. Yani hayatına bence herkesin olmayan anılar katmış oluyor. Cesaret katıyor. Bunu yapabildim başarısı hissini duyuyorsun. İşte de birçok insana tanıştım. Birçok hayatla böyle bütünleştim. Yardımlaştık, paylaştık. Bilmediğim şeyleri öğrendim. Belki birilerine ben de bilmediğim şeyi öğretmişim. Ay, duygulandım. Farklı insanlarla olmak, farklı insanlarla beraber aynı fiziki olmasa da aynı ortamı paylaşmak ve aynı şeyi konuşmak hoşuma gidiyor. Böyle nasıl desem, yani yanındaki de aslında çok hissederek bir şey yapıyor. Sen de çok hissederek bir şey yapıyorsun. Yani bir sürü insanın hissederek yaptığı şey tek bir noktada buluşuyor. Keşke bir de böyle tekrardan sahnelerde söyleyebilsek daha da güzel olacak. Koroda olmak gerçekten hani onu veriyor. Birlikte bir şeylerin yapabilmenin, beraber daha güçlü bir şeyler çıkarabilmenin bir ortak bir zevki diyeyim yani. Çok keyifli bir şey bence. Tabii başarı ayrı bir şey ama birlikte şarkı söylemek bile çok güzel. Birlikte bir şeyi aynı şeyle, aşkla yapmak mı diyeyim, öyle söyleyeyim. Ben bu koroya girmeden önce böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. İşte parçaların tarihini araştırıyoruz, teori dersleri oluyor falan. Ben sadece şarkı söyleniyor diye biliyordum. O yüzden ben çok sevindim. Çünkü kültürel anlamda da çok gelişiyoruz. Mesela bu gerçekten böyle beklemediğim bir şeydi ama çok iyi hissettirdi. Yani kesinlikle buranın içinde olmak zaten acayip bir şey. Hani herkesin aynı şeyi hissedip aynı şekilde hareket edebilmesi. Benim ciddi bir kronik rahatsızlığım var ve bu dönem benim için çok zor geçti.
Bazen enerjim çok düştü, bazen kötü hissettim kendimi. Ama buradaki bütün insanlar bilmeden benim elimden tuttu ve beni bir şekilde devam etmeye sevk etti. Kimsenin daha önce yaşamadığı bir süreç içinde bir rutini devam ettirmek, bir tanıdıklığın olması aslında herkesi biraz da olsa rahatlattı bence. Daha böyle samimi hissettirdi. Daha böyle ya evet aslında hayat devam ediyor. Hani böyle dışarıda böyle olaylar oluyor şu an. Kötü şeyler geçiriyoruz ama aslında bir şeyler yine devam ediyor. Hala hayatımda benim bulunduğum yerler var. Torunumu öğretebilirim, kızımı öğretebilirim, yakınlarımı öğretebilirim, öğrencilerimi öğretebilirim. Yani gerçekten paylaşabileceğim o kadar düzgün bilgiler alıyorum ki sizden. Ben acilde çalışıyorum ve bu hastalık bizi bitirdi artık. Yani o kadar yorulduğumu hissediyordum ki artık sadece hani yaşam ölüm benim için benzer şeylerdi ve ben sadece işe gidip geliyordum yani ve çok yorulmuştum. Cumartesi nöbetten çıkıyorum, pazar iyi ki prova var diyorum. Elime tekrar kemanımı aldım, her gün görüyorum bir sürü gülen insan, enerjik işte. Fotoğraf çekelim, resim yapalım. Yani ben de tekrar gençleştiğimi hissettim. Aslında genç olduğumu hatırladım. Çok mutluyum, hakikaten çok mutluyum. Yani hep sizi seviyorum diye isim geliyor benim. Bak böyle yanaklar. Bu arada Mesut Bey, sevgili Murat sayısız farklılıklara rağmen aynı duygularla bir arada bulunan müthiş bir aile demiş Kısof Serben gibi. Sevgili Sibel'in şöyle bir eklemesi olmuş. Bir koroya ait olmak tıpkı sosyal ben olmak gibiymiş. İnsan insana inandıkça varırız, ayakta kalıyoruz çünkü birlikte daha iyiyiz demiş. Evet, birlikte daha iyiyiz. Süper. Evet. Ne güzel. Ne güzel böyle hissetmek. Yani evet, hep birlikte. Hep birlikte çok daha iyi olacağız. Hep birlikte olabildikçe daha da iyi olacağız. Kesinlikle öyle. Ufaktan da böyle minicik toparlarken yorumlarınızı lütfen eksiltmeyin. Onları çoğaltmaya, sormaya devam edin. Hatta bir soru vardı. Sorular var. Yok yani soru sormak isteyenler de yazabilirler kesinlikle. Herhalde değil mi? Aynen. Tabii yazabilirler. Lorin Yaman'ın bir sorusu olmuş. Bir sonraki sorumu geçmeden ve toparlamadan önce bunu sormak istiyorum. Sahnedeyken sergilediği jest ve mimikler çok harika ve çok konuşuluyor. Günlük hayatında da jest ve mimikleri bu şekilde midir demiş Masis Bey. Bu soru size. Günlük hayatta da böyle mi? Şöyle. Yok yani evet. Herhalde. Ya şöyle. Bilmiyorum. Emin değilim bundan. Öyle mi? Şu an konuşuyorum işte. Görüyorsunuz yani. Şöyle yapmıyorum durduk yere tabii ki. Ama yani şey el kol ve böyle ifade el kol ifade bol bir tipim bence. Sahnedeki şeyler tabii ayrı. Yani onlar evet çok konuşuluyor. Onları böyle çok yani insan tabii öyle hesaplayarak falan işte böyle yani şov vesaire diye yapmıyor. Zaten normalde sizi kimse görmüyor. ve onlar böyle o an geliyor bir şekilde yani bazen böyle bir şey oluyor ya, ters giden bir şeyde yavaş falan gibi bir şey olabiliyor bazen evet devam diye bazen daha fazla ya da bazen o çok böyle çok yumuşak hani böyle kadife gibi böyle kendi kendine gelen şeyler o yüzden normal hayatta da öyle bir şey ifade etmek istersem kullanıyorum tabii ama müzik yaparken biraz daha fazla oluyor galiba. Ben genellikle kendimi izlemekte çok zorlanan bir tipim. Yani birçoğumuz da öyleyizdir bence. Yani kendimizi izlemek, dinlemek hep böyle bir şey gelir. Yani bir tuhaf gelir. Kendi sesimizi böyle duymak, bu ben miyim falan dediğimiz zamanlar olur ya. sahnede de mesela öyle hani kendimi gördüğüm zaman aslında böyle çoğu şeyi ben çok hareketimi böyle aman bu ne ya böyle filan tuhaf hareketler, tuhaf yüz ifadeleri filan diyorum ama işte sevdi insanlar. Ben de onları sevmeyi öğrendim. Kendimle o anlamda biraz daha barışmayı öğrendim diyeyim.
bu deneyim yolu, deneyim yolu bir yolculuktur eminim. Bu bir taraftan da Feyza Altınoma'nın bir tık serzeniş gibi hissettim bunu. Lütfen chat'e yazsın. Etkinlikleri hep İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde gerçekleşiyor. Umarım Türkiye'nin her yerine gelmelerini çok isteriz demiş sevgili Feyza. Bundan önceki birkaç yorumunda da Ankara'da ne yazık ki sizi izlemeye gitmiş fakat kaçırmış sevgili Feyza. Bu serzenişini bir parça dile getirdim şu an. Evet Feyza merhaba. Biz Ankara konserimizi iptal etmek durumunda kaldık. Yani böyle sağlık sorunları sebebiyle. Ve aslında biraz ciddileşen yine bize kendini hatırlatan bu pandemi koşulları sebebiyle diyeyim. Ama İstanbul, İzmir, Ankara'dan başka çok fazla yere gittik. Geçen gün Ekrem paylaşmıştı yine bir yayında. Yücel Kültür Vakfı ile yaptığımız bir söyleşide paylaşmıştı. Hatırlamıyorum ama 15 belki 20 15-20 farklı ile gitmişiz. Farklı zamanlarda. Ama belki tabii bu bir parça ikna eder. Tabii yani bir parça aslında, ikna eder. Evet belki. Ama tabii o zamanlar hani takip etmiyor olabilirler, işte denk gelmiyor olabilirler. Yani son dönemde zaten maalesef yani 2020 itibarıyla işte hepimiz aynı şeyin içindeyiz. Ama tabii ki İstanbul'da haliyle. İzmir, Ankara'da daha fazla oluyor. İzmir'de çok fazla konserimiz oldu. Ankara'da da ama diğer şehirlere de Bursa'ya mesela çok geldik. Adana'ya, Mersin'e gittik. Bir sürü Edirne, aklıma gelmiyor şu an çok fazla. Aydın, Balıkesir gittik yani. Ama Doğu'ya çok gidemedik onu söyleyeyim. Malatya'ya gittik bir kere. Onda da ben olamadım. Ben konuk şef olarak İsviçre'deydim. Böyle Avrupa Gençlik Koroları Festivali'nde. Oraya ben gidemedim ki yani anne tarafından dedemler Malatyalıdır. Göremedim yani memleketimi üzgünüm. Ama en doğu Malatya oldu. Açığız tekliflere tabii ki. Şu dönem biraz rahatlasın. Çok isteriz. Bir organizasyon olsun ve gidelim. Zaten yani çok keyif alıyoruz herkesle buluşmaktan. O yüzden de isteriz öyle Türkiye'nin her yerine gidebilmeyi biz de çok isteriz. Şahane. O zaman yeni konserlerin habercisi gibi aldım ben bu yanıtı. Almak yani istiyorum belki. Hepimiz istiyoruz yani durumlar ortada. Yani bu hayati bir konu ve risk almak istemiyoruz. O yüzden de biz ekstra dikkatli ve temkinli davranıyoruz. Öyle de olmaya davet ediyoruz. Yani herkesi aslında bir yandan. Masis Bey, ben son sorumu sormadan önce iki kıymetli soru görüyorum chatte. Müsaadenizle onları paylaşmak istiyorum. Tabii. Arzu Gültekin Güler şöyle bir soru sormuş. Tatil sezonunda koro müziğini canlı dinleme olanağımız olacak mı? Oluyor yani konserler. Geçen tatil sezonunda da oldu. Şu an için bir plan yok ama umuyoruz ki olacaktır yine. Yazın konserler olacaktır diye umuyoruz. Zaten biraz rahatlama oluyor yazın yani şu dönemde de. O yüzden mutlaka olacaktır. Ağustos, Eylül gibi oluyor konserlerimiz. Belki daha da erken, Haziran, Temmuz gibi de olabilir bu sefer. Ümitliyiz. Eskiden yani bütün yazımız hani konserlerle geçerdi. Turneler, festivaller, yarışlar hep o dönemlerde olurdu. Hep beraber o günde kavuşmayı arzuluyoruz. Kesinlikle öyle. Güzel günler yaklaşıyor diye ümit ediyorum. Ve sevgili Evru'ya kulak veriyorum. Evru demiş ki selamlar yeni yetişebildim. Umarım sorulmamıştır. Sorulmadı. Evru söyleyeyim bunu. Halkın arasında sürpriz konserlerinizi izlemek çok çok zevkli. Peki bunu görmeye devam edecek miyiz? Şimdi bu sürpriz söylenmez ama en azından sürprizin olabileceği ihtimali belki paylaşabiliriz. Yani ortada bir plan olmadığı için henüz söylenebilir şu an. Hani zaten olsaydı söylemezdim. Olmadığı için diyorum ki neden olmasın? Alın size bir mimik. Teşekkür ederim Yasus Bey. O zaman ben... Güzel sorular gördüm. Güzel soru yaptı ama evet. Yani eş zamanlı böyle çete şey yaptık. Feyza'nın bir diğer sorusu. Şunu merak ediyorum. Caz korosu ile gençlik korosu arasındaki fark nedir tam olarak? Çok farkı var ama en temel fark şu, yaş. Bizim biraz onlardan kısaca bahsedeyim. İki gençlik korumuz var. Magma Gençlik Korosu ki o bir genç kadınlar korosu aslında. Ve Boğaziçi Gençlik Korosu. Burada bir yaş limitimiz var.
yani seçmeler için koyduğunuz bir yaş limiti var. Koronun da kendi içerisinde zaten geldiği bir şey var. Yani şu an herhalde 23 gibi bir üst sınırımız var koronun içerisinde. Seçme sınırımız daha da düşük Boğaziçi Gençlik Korosu'nda. Hatta sanıyorum ki 16 ile 20, 16-19 ya da 16-20 arası Gençlik Korosu'na başvuru alıyoruz. Aşağı yukarı diyeyim, yalan olmasın şimdi. Bütün hepsinin detayları zaten şeyde var, web sitemizde var, magmakoro.com adresinde var. Magma Gençlik Korosu daha da genç. 14 ile 18 arası gibi başvuru alıyoruz. Diğer korolarımız, Boğaziçi Caz Korosu dahil, Magma Oda Korosu, Magma Performans, Magma Hazırlık, Magma 101 adına aldı artık bu sezon itibarıyla. Topluluklarımızın hepsi, yani 19-20 ve üstü ve üst sınırı yok. Dolayısıyla en temel fark bu. Tabii ki koro, her koronun aslında kendine has repertuarı da oluyor. Boğaziçi Caz Korosu'nun en güncel repertuarı, onları da yavaş yavaş böyle paylaşıyoruz aslında. En son pandemiden önce yaptığımız çok önemli bir turne vardı. Avrupa'nın en saygın klasik müzik kurumlarından biri Musikverein Graz'dan aldığımız bir davet üzerine kurguladığımız bir turne. Mart 2019'da 9 günde 5 farklı ülkede, 8 şehirde 10 farklı performans yaptık. Ve orada seslendirdiğimiz repertuar muhtemelen şu an Türkiye'de herhalde seslendirilen belki de en zor, en zorlayıcı konser repertuarı olabilir. O kayıtları yavaş yavaş paylaşıyoruz YouTube'da Boğaziçi Caz Korosu kanalında. Yine benim kendi kanalımda yine aynı performanslardan kesitler var. Beni gösteren bir kamera da işte şef performansı olarak. Spotify çok soruyorlar. Artık yani birçok şeyi yapmaya gerçekten zaman kalmıyor, sırası gelmiyor diyeyim. Biz de çok istiyoruz. Yavaş yavaş o performansları da Spotify'a yüklemeye başlayacağız. Umuyorum ki 2022 itibarıyla. O ayrı bir repertuar. Boğaziçi Gençlik Korosu, Magma Gençlik Korosu'nun çok daha dinamik, çok böyle zengin koreografilerle söylenen enerjik, renkli repertuarları var. Magma Performans mesela işte son 2-3 yıldır 80'ler, 90'lar işte pop, rock konseptiyle ABBA, Beatles, Queen eserlerinden genellikle oluşan bir repertuar söylüyor. Magma Oda Korosu, Kültürlerin Sesi projemize paralel olarak ki beraber yürütüyorduk o topluluğumuzla bu projeyi. Anadolu'da yaşayan farklı kültürlerin, farklı halkların kendi dillerinde eserlerden oluşan bir repertuar var. Çok kıymetli bir repertuar. Magma 101'in daha eğitime yönelik böyle sıfırdan, yani adı da üzerinde zaten, sıfırdan başlayan böyle nitelikli bir koro şarkıcısı yetiştirmek adına kurguladığımız sağlam bir müfredatı var. Onların daha eğitime yönelik ve daha teorik ve pratik yine alıştırmalarla zenginleşen bir programı var. Her topluluğun aslında kendine uygun, kendi dinamiğine uygun ve biraz da yaşlarına da uyabilecek, tutarlı ve her birini zorlayacak bir programı var. Gençlik korolarının ama yani yetişkin korolarından farkı adı üstünde yaş. Şahane. Çok teşekkür ederim sevgili Feyza sorun için. Muhteşem ailenin bir parçası olamıyor muyuz diye sormuş sevgili Çağla. O kadar şevkten dirdi ki beni bu videolar demiş. Dönemsel başvuru kısımları varsa belki onu paylaşıyor olmak Masis Bey. Evet, çok iyi olur. Olabiliyorsunuz tabii ki her biriniz. Mesela zaten şu dönemde korolarla çevrim içi çalışıyoruz hala. Dolayısıyla İstanbul'da olmanıza da gerek yok. İstanbul'da olmayan izleyicilerimiz varsa onlara da buradan bunu söylemiş olalım. Sıkça duyurularını yapıyoruz ama seçme dönemlerinde ki çok ilginçtir. Pandemi döneminde, yani pandemi dönemi diyorum ama aslında hala içindeyiz bence maalesef. Ama o yani ilk zamanlarında diyeyim, çalışmalarımızı çevrim içi devam ettireceğimizi duyurduğumuz bir, sadece bir seçmeye, çok ilginçtir bu. Türkiye'de koro müziğinin geldiği noktayı bence çok iyi anlatıyor. Türkiye'nin 70 farklı ilinden
Türkiye'nin 70 farklı ilinden ve dünyada Türkiye'nin dışında 11 farklı ülkeden, 16 farklı şehirden 1300'ün üzerinde başvuru aldık. Yani bir çok sesli koroya sadece çevrim içi çalışacağını hani duyuran ve o şekilde seçme tanıtımlarını yapan aynı zamanda bir koroya Türkiye'nin neredeyse bütün illerinden, yani haritayı boyadık, neredeyse Türkiye'nin hepsi boyandı. Böyle bir başvuru inanılmaz. Bizi müthiş şevklendirmişti ve gerçekten aslında ne kadar doğru bir işi yaptığımızı da bize bir yandan gösteriyor. Bu bizi çok mutlu ediyor, bu ilgi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve yine seçmelerimiz olacak yakın zamanda. Bir aksilik olmazsa Ocak, Şubat gibi ara dönem seçmelerimiz olacak. Duyuruların da yine bu ay içerisinde, bu ay sonuna doğru yüksek ihtimalle paylaşacağız bütün sosyal medya kanallarımızdan. Zaten Magma ya da Boğaziçi Jazz Korosu, Boğaziçi Genç Korosu yazarsanız bizlere her yerden ulaşabilirsiniz. Yani bütün sosyal medya platformlarında bizi görebilirsiniz. Web sitemizde magmakoro.com. Orada bütün zaten başvuru koşulları, işte başvuru formu, korolar hakkında ön bilgiler, ki bunu çok önemsiyoruz. Bunları detaylı okumasını tavsiye ediyoruz başvuracak herkese. Tek söyleyeceğim, daha doğrusu söyleyeceğim en önemli şeyi atlamayayım. Genelde hep hani ya biz yapabilir miyiz? İşte benim hiç müzik bilgim yok, müzik altyapım yok, nota bilmiyorum ben. İşte hani sesim çok kötü, öyle şeyler de olabiliyor. Lütfen hiç bunları düşünmeyin. Bir, Boğaziçi Jazz Korosu dışında biz hiçbir çok sesli, yani hiçbir topluluğumuza başvuru aşamasında bir çok sesli koro deneyimi, bir koro deneyimi, bir müzik geçmişi aramıyoruz. Bir nota bilgisi asla aramıyoruz. İşte sesin iyidir, kötüdür vesaire. Onu hep beraber bence görürüz. Onu yani onu çoğu zaman biz bilemiyoruz. Hani bizim korolarımızda söyleyen herkesin öyle muhteşem sesleri falan yok. Sesimizi nasıl kullanacağımızı da öğreniyoruz çünkü aslında bu çalışmalarda biz. Dolayısıyla burada TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'ndan çok değerli hocamın, Gökçen Koray hocamın da bir lafı var. Onu da buradan yine böyle bir selamlamış olayım. Şunu demişti bir provada. Böyle hani söylerken çekinen böyle birileri vardı hani koroda. Bir şey söyleyecek, tiz bir nota var. Söylemekten çekiniyorlar. Yavrum demişti. Hiç çekinmeyin demişti. Sesiniz sizsiniz demişti. Yani sesiniz sizin karakteriniz, sizi siz yapan, sizin duygunuz. O sizi temsil eden şey. O yüzden her biriniz çok güzelsiniz. Her birinizin sesi çok güzel ve çok özel. O yüzden hani hiç çekinmeyin lütfen demişti. Ben de onu da böyle anmış olayım buradan tekrar. Hiç böyle şeylerden çekinmeden lütfen bu ailenin bir parçası olmak istiyorsanız magmakoro.com'a girin. Bize katılın diye bir sekme var yukarıda. Oraya basıp sanıyorum ki şu an bile başvuru yapabilirsiniz. Ama zaten biz duyuruları bu ay sonuna doğru paylaşmış olacağız. Her birinizi bekliyoruz. Çünkü koro müziğini izleyici tarafının ötesinde de deneyimlemek gerçekten hayatımıza çok güzel şeyler katıyor. O yüzden mutluluk duyarız. Şahane. O zaman Nazlı kuliste şu an biz başvuruyoruz Nazlı, haberin olsun. Süper. Şahane. Harika. Bir soru daha var. Cuba'nın güzel bir sorusu. Koroda seslendirilen parçaları nasıl seçiyorsunuz? Videolarda parçaların hikayelerine de baktığınızı söylenmişti. Hikayelerin seçimi, şarkı seçimlerinizde etkisi oluyor mu gibi bir soru sormuş. Oluyor tabii ki. Şöyle birçok farklı durum ve birçok farklı kriter var aslında. O da mesela bazı özel durumlar, işte yarışmalar, festivaller, orada seslendirilecek bazı zorunlu eserler olabiliyor. Ya da işte belli kategorilerde diyor ki mesela işte 1900 işte sonrası bir işte eser, 2000 sonrası yazılmış bir eser, kendi coğrafyanızın dışından bir eser, kendi kültürünüzden bir mesela bir halk şarkısı vesaire. O tarz yani mesela yarışmanın ve festivalin gerekliliklerine göre o durumlarda zaten daha dar bir seçimimiz oluyor. Dar derken tabii ki yani yine de bir deryanın içerisindeyiz ama onlar bir kriter belirlemiş oluyorlar. Az önce saydığım gibi koroların kendi dinamiklerini göz önünde bulundurarak, koro üyelerinin aslında bir anlamda koronun genel kapasitesini düşünerek şu kısım çok önemli. Bazen mesela koro şefi olarak bir eser çok hoşumuza gidiyor. İşte elimizde de bir koro var. İşte beraber müzik yaptığımız bir topluluk var.
onlarla onu yapmak istiyoruz ama bir şeyi atlıyoruz o noktada. Ya işte biz bunu söyleteceğiz ama eserde öyle bir tiz bir nota var ki o kadar tiz sese çıkacak birisi yok bizim koromuzda. Ya da işte çok bas bir nota var, öyle bir basımız yok. Ama başlıyoruz çalışmaya. Sonra bir bakıyoruz ki olmuyor. Zorluyoruz ki çıksın filan. Ya da eksik kalıyor bir şeyler. Ya da işte hani müzikal zorluğu henüz bizim koromuzun kotarabileceği bir seviyede değil. Yani hani o noktada değiliz. O eser biraz bize fazla bir gömlek yukarıda mesela bizim seviyemizden. Seçiyoruz ama çalışmaya başlıyoruz. Bu noktada bu şeyi iyi değerlendirmek, koromuzu iyi tanımak, kendi hani işte bir şey yapmak isteğimizi biraz böyle elimizdeki gerçeklerle ve verilerle şekillendirmek çok önemli. Yoksa hem size hem koro işte şarkıcılarına büyük bir ızdırap olabiliyor. Bu yanlış düşünüyor sıklıkla o yüzden. Yani özellikle yani genç nesilde bu çok fazla olabiliyor. O aklıma geldi. Onun dışında ben repertuar seçimlerini yaparken tabii ki bir sanat komitemiz var eğitmenlerimizle beraber. Bu seçimleri yaparken şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Hem koronun kendine has yönlerini parlatabilecek, güçlü yönlerini parlatabilecek, daha az güçlü yönlerini geliştirebilecek. Ne çok basit, yani provasını yaparken ya da işte seslendirirken, ne işte herhangi birinin böyle sıkılacağı, ne de kadar kolay, ne de asla yapamayacağım ve ben başarısızım. Ben bunu seslendiremiyorum, ben bu koro seviyesinde değilim, ben bunu söyleyemiyorum asla dedirtebilecek ve o şekilde motivasyon kıracak kadar seviye olarak arası açık, o kadar zor bir şey seçmemeye hep böyle bir adım öne bir geriye, bir adım öne geriye hep böyle hani kendinizi geliştirebileceğiniz, hep daha iyisine ulaşmak için biraz daha çalışmak isteyeceğiniz. Ha yakaladım, ah yakalayamadım, biraz daha iyi. Şimdi şurası eksik kaldı. Ya bu şeyi yani bu canlılığı ve sürekliliği sağlayacak ve insanın kendini hep geliştirmesini isteyeceği bir şey, seçki yapmaya çalışıyorum aslında. Bu da zaten işte o heyecan, o tansiyon, gerilim çözülme en sonunda gerçekten çok canlı bir performans ve o performans noktasına gelene kadar da müthiş bir gelişim süreci yaratmış oluyor. O yüzden işin hem pedagojik kısmı için önemli hem de ortaya çıkacak performansın da sonucun da kalitesi açısından, ki zaten öyle bir sürecin sonunda müthiş bir sonuç da kendiliğinden geliyor. Bu açıdan da önemli. Hatta o az önce bahsettiğim 2019 Mart 2019'da yaptığımız Avrupa turnesi, ki gerçekten yani Türkiye'de gelinmiş belki de en iyi koro performansı seviyesi diyebilirim. Yani biraz böyle iddialı bir cümle oluyor ama bunun arkasındayım. Onlardan, o eserlerden bir tanesi Ravel'in 3 şarkısı, Trois Chansons. Son şarkısı, 3. bölümü yani o eserin. Bize öyle anlar yaşattı ki, o hani tam az önce bahsettiğim, ya biz bunu yapamıyoruz galiba işte, ya da ben bu yetersizim hislerine geldik biraz yani. Gelen insanlar oldu. Hatta o dönemki asistanımız Mertcan şey demişti. Ya eseri seslendirdik işte turnede vesaire ve müthiş oldu. Ve herkes dinleyen, işte Graz'da dinleyenler falan, inanılmaz şeflik öğrencileri, arkadaşlarımız falan gelmişti. Biz böyle hani programa baktık, onu gördük, arkadaşlarımıza, birbirimize baktık konser öncesi. Hani yanlış bir seçim olmuş. Şimdi hani nasıl dağılacaklar diye beklerken inanılmaz bir şey izledik sahnede ve ağzımız açık kaldı falan diye yorumlar yaptı. Çok fazla böyle arkadaşımız, yani yurt dışında bu işin içinde olan arkadaşlarımız. Mercan şey demişti. Ya bu eser yüzünden koro dağılıyordu arkadaşlar ya demişti. O lafı hiç unutmak, güleriz üzerine. Gerçekten hani böyle o çekişmenin yaşandığı bir şeydir o, yani bir örnektir. O yüzden repertuar seçimi çok hassas. Ve çok geniş bir pencereden ve geniş bir açıdan birçok şeyi aynı anda düşünerek buna karar vermek durumundasınız. Bir konseri tasarlarken de, hikayeleri arka arkaya koyarken de, o hikayeler de tabii ki o seçimlerde o yüzden etkili oluyor. Bir tema olabiliyor. Ona uygun belli hikayeleri arka arkaya getiriyorsunuz. Ne anlatmak istediğinize bağlı biraz da. Bir yandan da tabii şöyle şeyler oluyor. İşte bir sanatçı sizle konser yapmak istediğinde, ona göre onun eserlerini düzenliyorsunuz vesaire. Onlar özel durum. Onu dışarıda tutuyorum tabii ki.
ama böyle çok aslında yani dışarıdan bakınca hani ne güzel şarkılar seçmişler işte arkadaşlar falan konusu çok detaylı bir konu. Çok teşekkür ederim bu değerli yanıtınız sevgili soru için. Masis Bey, bir sonraki soru çok güzel bir soru. Bizden bağlayayım, öyle anlatayım. Sosyal ben olarak bildiğiniz gibi sosyal ben çocukların yeteneğini keşfetmek, onların yetenek bazlı gelişmelerini sağlamak ve bununla birlikte profesyonellerle, uzmanlarla buluşmalarını sağlayarak aslında hayatlarına dokunmuş oluyoruz ve bunu 8 temel atölye kapsamında yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de müzik. Farklı atölyelerde kendini keşfeden sosyal ben gönülleriyle birlikte bugün hala müzik tutkusuna devam eden çok sosyal ben çocuklarım var. Dolayısıyla belki ileride neden sosyal ben çocuklarıyla bir konser olmasın ki gibi sesli bir söylemimi şöyle ortaya atarken buraya virgül atayım. Arzu Hanım'ın sorusuna sormak isterim. Çocuklara yönelik bir çalışma olacak mı? Yani miniklerle dinleyebileceğimiz bir konser belki o sosyal ben çocuklarıyla olur mu acaba diye şöyle ben de bir paylaşmak istedim. Var mı böyle bir çalışma hayaliniz ya da tasarımız? Var, hayalimiz var. Hep hani çok da istek de var. Yani çocuk korosu işte ne zaman kuracaksınız? Çocuklara yönelik bir çalışmanız var mı? İşte mesela seçmelere başvurmak istiyorlar. Biz diyoruz ki maalesef şu an 14 itibariyle alabiliyoruz gibi şeyler. Çok istiyoruz. Ama işte belki de hayata geçirmiştik. Yani bu sürecin içinde olmasaydık. Yani hep birlikte dünya bu şeyin içine girmeseydi. Belki de bu hayalimiz hayata geçmişti. Biraz üzerine titriyoruz bu konunun. Şöyle çok yani dikkat edilmesi gereken çok fazla şey var. Gençlerle çalışmak, yetişkinlerle çalışmaktan çok farklı bir şey çocuklarla çalışmak. Çünkü yani ne veriyorsanız siz yani sizin farkında olmadan bile aslında ona o an inanılmaz bir şey vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla yani yapacağınız en ufak şey, ağzınızdan çıkacak en ufak kelime, en ufak bir jest, mimik, aklınızdan geçen her şey. Bunlar müthiş hassasiyet isteyen konular çocuklarla çalışırken her alanda yani. Bu birincisi. Lojistik olarak da hani belki onlar için daha ayrı bir koşul düşünülebilir. Ya da yani o konularla ilgili de tabii ki sürekli düşüncelerimiz, planlarımız oluyor. Bazen çok çok rahat olamayabiliyoruz. Yani biz aslında gençlerle, yetişkinlerle birlikte bazen işte yaşadığımız şeyleri birlikte böyle aşarken ya da tolere edebilirken çocuklarla çalışırken bu olamayabilir. Ki gençlerleyken de yani mesela çok fazla onların velileriyle iletişimde oluyoruz ister istemez. Özellikle hani 18'den küçüklerle. Ama şimdi bir çocuk korosu yaptığınız zaman orada bambaşka bir yani çok daha hatasız, çok daha eksiksiz olması lazım her şeyin. Yani koşullarımız çok dışarıdan gözüktüğü kadar rahat değil her zaman. Yani genelde rahat değil de bazen zorlanabiliyoruz. Yani hani ek olarak böyle gerçekten çok zor zamanlarımız olabiliyor. O yüzden biraz onları da gözden geçirip çocuklarla yapacağımız çalışmanın belki daha sağlam bir ön çalışmasını da yapıp fizibilitesini yapıp iyi araştırmalarla ve bir şey süreciyle yani o öğrenme ve tasarlama sürecini sağlam bir şekilde geçip ondan sonra böyle bir şeyi hayata geçirmek istiyorduk. Aslında gerçekten dediğim gibi yani pandemiden önce bu fikirleri konuşmaya başlamıştık kendi aramızda belki bir sene sonra gibi. Aslında geldi 2 sene sonrası ama tabii ki yani birçok şey ötelendiği gibi bu da şu an için bekliyor. İstiyoruz tabii ki bir gün bunu yapabilmeyi. Sosyal ben çocuklarıyla da böyle bir vesile olursa ne kadar güzel olur. Zaten o zamandan beri aklımızda aslında böyle bir şeyi yapmak. O yüzden bu da her zaman düşünülebilecek ve bizim gündemimizde yani mutlulukla, sevgiyle olacak bir konu. Bunu zaten biz konuşuruz yani çok da mutlu oluruz. Neden olmasın? Yani çok güzel bir şey çıkacağını biliyorum ortaya. Çocuklarla çalışmalar yapıyorum ben. Hatta işte bazen okullarda ya da işte çocuk korolarıyla farklı illerde atölyelerimiz oldu. Koroyla konser yaptığımız okullarda işte çocuk korolarıyla da beraber çalışmalarımız, ortak seslendirdiğimiz eserler oldu. Birlikte seslendirdiğimiz eserler sahne üstünde. Harika bir şey tabii ki. Ve
şey bir an aklıma geliyor. O her şeye bedel olabilir. Hatay'da 2019 tam geçtiğimiz ya 2 yıl önce bu zamanlardı. Sevgili Sezgin Sunan'ın davetiyle Antakya Polifonik Korolar Derneği'nin düzenlediği bir atölyemiz oldu. Birçok farklı koroyla çalıştım orada. Biri de yine derneğin çocuk korosuydu. Müthiş bir enerji zaten, inanılmaz böyle yani onlarla da o oyunları oynatıyorum. Onlara biraz daha uyarlayarak o tanışma oyunlarını vesaire. Harika manzaralar var gözümün önünde. Böyle mesela provanın sonunda işte sorular soruyorlar. İlginç sorular, kendilerine cevaplar veriyorlar falan. Müthiş bir şey ve ben çok seviyorum. Ve şu anı hiç unutmuyorum. Her provanın sonunda böyle koşarak hepsi böyle işte belime böyle işte şey bana böyle yani müthiş sarıldıkları an gözümün önünde bağırarak böyle geliyorlar falan. Masiyiz diye bile geliyorlar. Yani hocam hocam hiçbir şey yok. Masiyiz abi masiyiz falan diye. O anı hiç unutmuyorum. Buradan onlara da sevgilerimi iletip kim bilir şimdi yani 2 yılda ne kadar değişmiştir hepsi. Ama bu bile yani hani bu çalışmayı yapmaya o sorumluluğu, o ek ve önemli sorumluluğu almaya değer. Kesinlikle öyle. Sosyal Ben tarafındaki ekip arkadaşlarımızın da yazdığını görüyorum. Sosyal Ben olarak her zaman buradayız gönüllerimizle ve böyle bir projenin hayata geçmesi efsane olur. Biz hazırız. Zaten Sibel de vardı o toplantıda galiba. Sibel var mı? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. O da olmasa. Gerçekten var olduğunu. Evet, vardım demen ve mavi kalp atman yeterli. Yoktu falan diyor şu yanlış hatırlıyor. Arzu Hanım'ın bir eklemesi olmuş bir yorumu. Yani illaki korunun çocuklardan oluşması gerekmiyor. Belki bir büyükler miniklerimize yönelik bir çalışma yapabilir ve bir gösteri müzik birleşimi gibi bir şey olabilir mi gibi bir öneri bir paylaşımda bulunmuş. Evet, olabilir. O da ayrı bir performans olarak tasarlanabilir tabii ki. Yani neden olmasın? Masis Bey, benim gelen soruları almakla birlikte çok merak ettiğim de bir soru var. Bu gecenin konsepti hayaller ve meraktı. Sizin hayalleriniz, tutkularınız, bunun için attığınız adımlar ve pek çok kitleleri harekete geçirdiğinizi ve bir ve bütün olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu aslında değindik bu gece. Ve açıkçası bu paylaşım alanı geçen bu zaman nezdinde inanılmaz bir ilham oldu herkese, katılımcılara, dinleyicilere. Eminim bu yayın kaydedildikten sonra da pek çok insana ilham olacak. Şeyi sormak isterim. Hep böyle bu anı, geçmişi konuşurken atölye konseptimiz de hayaller ve meraktı. Peki merak ettiklerin peşinden ısrarla giden bir kişi olarak size sormak istiyorum. Başka hayal ettiğiniz ne var? Yani nereye gidiyor bu yolculuk? Daha neleri hayal ediyorsunuz, neleri merak ediyorsunuz? Yani merak, ben hep her şeyi merak ediyorum. Yani dünyaya dair her şeyi. Benim hep şey, yani aslında ana konum hep insanlar. Mesela bir yere gittiğimde, bir farklı bir ülkeye gidiyorum diyelim ki. Yani farklı insanlar farklı şeyleri hani böyle görmek, ezmek ister. İşte kimi mesela çok müzeleri falan gezer mesela. Kimi işte bir yerleri görmek. Ben hep oradaki insanlarla işte muhabbet etmek falan, insanlara bakmak ya da insanların yaptığı şeylere bakmak falan, ama hep insan merkezliyim ben gerçekten. O yüzden dünyanın her yerinden insanlar tanımak mesela benim için bence hiç bitmeyecek bir merak alanı. Ve işte onlarla bir şeyler paylaşmak, bu müzik yoluyla olabilir, daha herhangi bir yolla olabilir. Yani bana hep şunu da diyor, işte işini çok tutkuyla yapan biri falan. Ben buna mesela hayır diyorum. Çünkü yani işte yani işinde çok tutkulu. Başka bir şey hiç tutkusu yok herhalde. Yani müzik de çok tutkulu. Benim için mesela bu yani genel olarak yaşama olan bir tutku, hayata tutku. İnsanlarla olmaya, insanlarla bir şeyler paylaşmaya, kendimi ve insanları işte keşfetmeye yönelik bir tutku ve merak aslında. O yüzden bu hiç bitmeyecektir ve buna vesile olan şeyler işte bugün müzik olur, yarın başka bir şey olabilir. Ama hayalim tabii şöyle, yani
benim hayalim ve ortak olan da çok fazla insan olduğunu yani biliyorum. Yani yüz binlerce insan diyebilirim buna yani. Türkiye'nin her yerinde koroların sayısının artması, koroların kurulması, çocuklarımızın korolarda, çok sesli korolarda şarkı söyleyerek yetişmesi. Neden bunu söylüyorum? Yani neden bu hayal bizi nereye götürüyor? Hep aslında yani daha konuşmanın başında galiba böyle bir şeyden bahsetmiştim. Yani güzel bir dünya, mutlu bir toplum, aydınlık bir gelecek hayalimiz bu. Yani ve hep o hayalini kurduğumuz huzur ve barış içinde birlikte, hep birlikte yaşamayı biz aslında bir çok sesli koroda öyle güzel öğreniyoruz ki ekstra bir şey yapmamıza hiç gerek kalmıyor. Zaten bir koroda şarkı söylerken ister istemez yanımızdakini dinlemeyi öğreniyoruz. Yani çünkü dinlemeden söylersek kötü bir şey ortaya çıkacak. Mecburen birbirimizi dinliyoruz. Hatta bazen susuyoruz, yanımızdakileri dinliyoruz. Yani daha az konuşmayı ve daha fazla dinlemeyi, böylece birbirimizi daha çok anlayabilmeyi, birbirimize daha anlayışlı olmayı, birbirimizin daha farkında olmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, birbirimizin hassasiyetlerine saygı göstermeyi, farklılıklarımızı bir dezavantaj değil, bir zenginlik olarak görmeyi, o farklı renkleri keyfine varmayı ve o renklerin bir araya gelerek oluşturduğu o harmandan keyif almayı, yani ortaya çıkan o ürünün tadına varmayı öğreniyoruz aslında. Birlikte bir iş yapmanın keyfi, birlik olabilmenin, o bir olabilmenin, farklı renkler bir araya gelince tek bir ses oluşturabildiğinde yaşadığımız o hazzı aslında biz koro müziği yaparken deneyimliyoruz. Dolayısıyla zaten koroda şarkı söyleyerek yetişen bir çocuk dünyaya artık bundan farklı bir şekilde asla bakamayacak. Yani ve o çocukların oluşturduğu bir toplum ve onların çocuklarının ve onların çocuklarının da sürdüreceği bu toplum ve insanlık çok başka bir yere götürecek tabii ki dünyayı. Çok daha yaşanılır bir dünya. İnsanlara, doğaya, hayvana sevgiyle ve saygıyla yaklaşan ve yalnızca kendini değil etrafındaki herkesi ve üzerinde aslında yani misafir olduğumuz bu gezegeni ve buranın sadece bize ait olmadığını, bizden öncekiler gibi bizden sonrakilerin de olacağı bilincini aslında kendine katarak yetişecek o çocuklar çok sesli korolarda. O yüzden de hayalimiz bu. Yani bütün bu mücadele, her şeye rağmen bütün zorluklara göğüsleme çabası, yani bir kişinin, yani mesela kendimi düşünecek olursam Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünü bırakıp böyle bir şeyin peşinden koşmam, müzik okumak istediğim için bırakmama rağmen okulumun müzik eğitimini de bırakmam vesaire. Yani cebimize hiçbir para girmiyor bunu yaparken. Yani şu mesela gönüllülükten bahsettik, şuna da değinmek istiyorum. Bu çünkü ilginç geliyor insanlara genelde ve bence önemli bir parantez. Profesyonel bir ekibimiz var. Eğitmenlerimiz, işte çalışanlarımız, prodüksiyon ekibimiz, asistanlarımız, işte yürütücülerimiz, şeflerimiz. Onlarla birlikte, onlar yani gerçekten hani profesyonel bir ekip ve öyle de olmalı. O ekibi daha da büyütmek istiyoruz. İmkanlarımız daha da genişleyebilse keşke. Bunun yanında aslında buraya yani uzun yıllar boyu emek vermiş yönetim kurulumuz var. İçinde benim de olduğum 4 kişi. Biz mesela buradan Gülüm, Işıl, Ekrem, ben bu yapıdan para kazanmıyoruz. Ama bir hayalimiz var. Ve hepimizin farklı hepimizi buraya bağlayan farklı güçlü noktalar var. Ama ortak hayalimiz iyi bir dünya, yaşanılır bir dünya. Ve dediğim gibi korolarda şarkı söyleyerek yetişen nesiller ve bununla beraber de tabii ki
artık kavgalardan, savaşlardan değil, aşktan, sevgiden, barıştan ve kardeşlikten bahsedeceğimiz bir gelecek hayalimiz var. Umarım gerçekleşir hepimizin de katkısıyla. Umarım gerçekleşir. Biz de hep sosyal bir olarak şunu söylüyoruz. Yani güçlü nesillerden oluşan bir toplum hayalimiz var. Ve bunun için iyiliğin daha çok anlatıldığı, daha çok paylaşıldığı, daha çok bir arada olduğu paylaşım alanlarına ihtiyacımız var. Bu da galiba diyalog alanlarını kurmakla ilgili. Bence bugün de hem iki farklı yapının da bu noktada ortak bir diyalogun, ortak bir noktasında buluştuğumuzu düşünüyorum en azından ben. Masis Bey, nasıl ilerleyelim? Chat'te soru varsa lütfen devam edin. Arzu Hanım'ın bir eklemesi oldu. Okul her şey demek değil. Okul sadece bir araç. Çağla'nın bir yorumu var. Müthiş konuştunuz gerçekten. Umut dolu bir akşam derken tam olarak bundan bahsediyordum demiş. Çok teşekkür ederiz sevgili Çağla. Cennet Bulut, özü sözü insan olmak başka bir şey. Gönüllük tam da bu olsa gerek. Harikasınız demiş. Gerçekten çok daha güzel yorumlar var. Şevdan rengarenksiniz gibi bir yorumu var. Gerçekten dolu dolu. Dolu dolu. Çiğdem Hanım'ın bir yorumu var. Onu paylaşmak isterim. Anadolu halklarının mutlu, güçlü, birlik içinde yaşaması, farklılıkların tadına varması koro mantığını kavramaktan geçiyor. Kimsenin sesini bastırmadan saygı ve sevgiyle demiş. Aslında ne kadar güzel söylemiş. Kültürlerin Sesi projemiz, yani büyük heyecanla bekliyoruz projeye kaldığımız yerden devam edebilmeyi. Çevrim işi bazı üretimlerimiz de oldu ama çok daha büyük hayallerimiz var. İşte onunla aslında o vesileyle de ki biz zaten korolarımızla bunu ve sadece biz değil Türkiye'deki bütün korolar adına bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bütün hepsinin emeğiyle bu hep birlikte olan bir şey. Herkesin hayali ortak bu noktada. Kültürlerin Sesi projesiyle ama gerçekten yani Anadolu halklarının da o farklı kültürlerin nasıl aslında aynı coğrafyada barış içinde birlikte yaşadığını ve burayı yani Anadolu'yu Anadolu yapan o zenginliği o vesileyle bu topraklardan tüm dünyaya haykırmaktı yani bizim bu projeye başlarkenki hedefimiz. Umuyorum ki o da çok büyük bir söz söyleyecek ve aynı şekilde çok büyük bir ilham olacak. Birçok şeye de öncülük edeceğini ve birçok böyle çözümsüz belki gözüken o küçük düğümleri de çözme noktasında bir böyle kıvılcım oluşturacağını umuyoruz. Çok hayal ediyoruz. Bu da bir hayalimiz. Kesinlikle öyle. Biz de bu hayale birçok hayale ortak olduğumuz gibi bu gece ortak olduk. Aygül Ayran'ın bir yorumu var. Hayallerimden bir tanesi bir gün koro ayenize katılıp sizinle aynı sahnede eserler okumak. İyi ki varsanız. Geleceğe çok değerli görüşler ve umutlar bırakıyorsunuz. Özellikle çocuklarımız için demiş. Şahane bir yorum. Çok teşekkür ederiz. Birlikte yapıyoruz bence ve umarım bugün o koroda sizler de eşlik edebilme şansını bulabilirsiniz. Bulursunuz da diye düşünüyorum. Başvuruları takip etmemiz yeterli şu an için. Sosyal medya hesapları ve web sitemizden Nazlı'ya gidiyor gözüm. Nazlı kesin başvuruyoruz. Haberin olsun. Bekliyorum. Harika. Nasıl Bey, neler söylemek istersiniz? Hayallerinize, meraklarınıza böyle geceye dair son bir mesaj toparlayacak olsanız neler söylersiniz? Bu arada chatten bir yorumumuz gelecek ve tabii ki sakın bir yere ayrılmayın. Boğaziçi Gençlik Korosu'nun şahane bir videosuyla geceyi kapatacağız. Gitmeyin sakın. Buyurun Masis Bey. Tuğçe çok teşekkür ediyorum. Sana epey zamandır zaten seninle iletişimdeyiz. Başta sana ve bütün Sosyal Ben ailesine burada görmediğiniz ama arkada rejide olan sevgili Dilruba ve Nazlı'ya çok teşekkür ediyorum. Sosyal Ben ailesine yani kuruluşundan bugüne emek veren herkese aynı şekilde ve bütün gönüllüleri muhtemelen tüm dünyaya yayılmış bir gönüllü ağınız vardır. Yani bu müthiş mutlu eden bir konu. Yani beni de yani aslında aynı vizyonla dünyaya bakan biri olarak ve aynı amaçlarla, aynı hedeflerle yaşamaya çalışan biri olarak hepsine ben çok teşekkür ediyorum. Bugün bu buluşmaya
vesile olan aslında onların her biri bence. Ve umuyorum ki içinde bulunduğumuz koşullar, zorluklar, işte iç dış kaynaklı böyle zaman zaman yaşadığımız motivasyon düşüklükleri, hayal kırıklıkları bizi yaşama olan sevgimizden, tutkumuzdan, bağlılığımızdan alıkoymayacak. İnandığımız şeyin peşinde her şeyden öte içtenlikle, sevgiyle koşmaya devam ettikçe, her bir zorluğa göğüs germeye devam ettikçe ben eminim o açılmaz gibi düşündüğümüz, bize çok imkansız gelen kapıların her biri böyle çok nazikçe açılacak önümüzde, kendiliğinden açılacak. O yüzden yeter ki hayatta bir tutkumuz olsun ve bence hayata tutkumuz olsun. Ve tabii ki bir hayalimiz varsa da o hayale ortak olacak yol arkadaşlarımız olsun. Ben kendi ekibime de çok teşekkür ediyorum ve aslında bu ortak hayalimize katkı sunan ve bu akşam veya herhangi bir zaman bu hayale ortaklık eden herkese de tabii ki çok teşekkür ediyorum. O müthiş bir destek oluyor. Umuyorum ki hayallerimizin peşinden hep birlikte tutkuyla koşacağımız ve çok daha aydınlık günler göreceğimiz, bir geleceğimiz, çok daha yaşanılır bir dünyamız olacak. Biz görürüz veya görmeyiz ama bizden sonraki nesiller için bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de sevgiyi asla eksik etmemiz gerekiyor. Uzun zamandır böyle güzel bir kapanış dinlememiştim. O yüzden sizi anlatırken ben de tüm dinginliğimle dinledim. Gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamadığınız şahane bir iki saatti. Ben de size çok teşekkür ederim. Yani belki uzun zamandır planlayıp hayal ettiğimiz aslında bir buluşmayı bugün dijitalde, ümit ediyorum ki yarın fiziki bir buluşmada ve son aşamada da sevgili Nazlı, sakın bir yere gitme, birlikte başvurumuzla gece Nazlı'yla bu gece kulise ve Nazlı teknik tarafım onunla birlikte devam ediyor olacağız ve mutlaka yolumuzun kesişmesinden burada merhaba demekten mutluluk duydum ben. Bugün ve yıllar sonra bu yayını izleyecek Sosyal Ben çocukları, Sosyal Ben gençleri ve gönüllüleri bu yayından ilham alacak eminim. Sizin vesilenizde onlara da ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sosyal Ben Vakfı adına, şahsım adına, ofis ekibi ve arkadaşlarım adına size ayrıca teşekkür ediyorum. Şahane bir akşam olsun diyorum ama unutmadan, gitmeden Boğaziçi Gençlik Korosu'nun şahane bir videosuyla kapatalım istiyorum. Umut dolu bir gece olsun Mamasis Bey. Lütfen siz noktayı koyun. Olsun. Herkesi dansa davet ediyorum bu videoda. Ayağa davet ediyorum. Haydi. Anlaştık o zaman. Gelsin Nazlı. Suryano, Chandrano, Yargano, Sattım Sollu, Serapan diye sorun bir bana sollu sollu, Sattım Sollu, Suryano, Chandrano, Yargano, Sattım Sollu, Serapan diye sorun bir bana sollu sollu, Sattım Sollu, Çaydı çaydı yardı yonum, Çangir sözün çaydı yonum, Çoydı çoydı yardı yonum, Çetteyi çattın sordun sonu, Çam 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 çam. Hey balena kabalena kasale tuka madure kamadra suka tiru chika tiru tanika. Kaveri yarım kaykutan.
sollu suryano chandrano yargano Sattım söylüyorum.